beni elveda güzel sevgilim. Ağlama sil gözlerini, nasıl olsa oyun bitti. Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgilim. Ağlama sil gözlerini, nasıl olsa oyun, nasıl olsa oyun bitti. Nasıl olsa oyun bitti. Hoş geldiniz. Yepyeni bir haftadan, Esra Eroğlu programından, ATV ekranlarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Sizler ekran başına, sizler de Stüdyoma hoş geldiniz. Bir beklediniz değil mi? İçeride böyle bir, sanırım böyle hafif bir karışıklık oldu çıkmak için. Bir şey de olmadı, kaç saniye? Şimdi biz saniyelerle yarıştığımız için o sırada 3-4 saniye, tamam canım 3-4 saniye bir şey olmaz, kusura bakmayın. Hoş geldiniz, güzel bir hafta olacak. Allah'ın izniyle biz yine programımızdaki konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Hayatım boyunca hep şuna inandım. Umutsuzluk durumunun insanın manevi intiharı olduğunu hep düşündüğüm için programda da dedim ki nefes aldıkça umut hep var diye. Çünkü nefes aldığımız sürece, o umudu taşıdığımız sürece yapamayacağımız, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Oldu da çözemediniz, biz buradayız, yalnız değilsiniz diyoruz. Yeni haftaya başlıyoruz. Yine stüdyoda kıymetli konuklarım var, çeşitli yerlerden gelen. Var mı hızlıca mikrofon alıp konuşmak isteyen? Gördüm o coşkuyu. Nereden geliyorsunuz? Sultan Gazi'den. Hanımefendiler akraban mı? Kız kardeşiniz. Kız kardeşim. Buyurun. Beraber geldim. Çok heyecanlıyım, sizi gördüğüme ilk defa geliyorum. Hoş geldiniz, iyi seyirler diliyorum. Her gün ekran başında izlemekle burada izlemek bambaşka bir deneyim. Çok bambaşka ve benim kayınvalidem 75 yaşında, saati gelince sizi hiç kaçırmıyor. Şu an burada mı? Ya yani şu an ekran başında izliyor. Evet, sizi izliyor. Peki. Size selamını getirdim. Ben de ellerinden öpüyorum. Vallahi kim selam gönderdiyse aldım, kabul ettim. Ben de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hazır kayınvalide demişken bir kayınvalide konusuyla başlıyoruz. İlk konuğum Fatma Tekeci burada olacak. Eşiyle beraber burada. 5-6 ay öncesinde bir ev içinde yaşanan bir kaza olduğunu iddia ediyorlar. Oğlu çok ciddi bir rahatsızlık geçiriyor, yoğun bakımlarda kalıyor. Fakat bu süre içerisinde anne baba oğullarının yanında olması gerekirken gelinimiz bize oğlumuzu göstermiyor iddiasında bulunarak programda yerlerini aldılar. Şimdi onları davet ediyorum, buyursunlar. Hoş geldin. Çok seviyorum seni. Ay, so. Hep ben seni seyrediyorum, tatlıyorum beni kurtarın oğlum. Selamun aleyküm. Ay, ben yine gelirim sana, tatlıyorum çocuğumu bunu oğlum. Çocuğun, sen oğlunu mu göremiyorsun? Oğlunu göremiyorum, doğdu gelin beni hastanede, şimdi hep anlatacağız. Bir de şu kağıdı unutmayın, hepsi bunda yani. Ver işte. Bakayım, ne koydun oraya? Eskiden çanta yoktu yani, böyleydi. Çanta vardı, ben çantayı kaybediyorum. Ben mektubunu aldım. Bu başka. Yeni mektup mu bu? Evet. Öbürü de 3 sayfaydı, onu da okudum. Onu okusun, onu okuyacağım. Ha? Bunu okuyacağım. Şartı. İkisini okuyacağım, bu son. İkisini de okuyacağım. Tamam tatlı yarım, ne oluyor yarım? Tatlı yarın sana yardımcı olacak. Sen olursun zaten, ben seni çok seviyorum. Tamam, bak mektubun bende. Tamam, onu da. Tamam, bu da bende dursun, tamam. Sonra sana vereceğim. Tamam yavrum. Tamam mı? Dünya inşallah sen, siz yanımız değilin diyorsun, bak yavrum karşında. Yavrum ne olur, bir yavrum da sensin, tatlı yavrum ne olur. Ne olur tatlı yavrum ne olur, Allah'ım kurtar beni. Üzme beni, hadi gel. Tamam. Hoş geldin Cafer amca, nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınızı duvarcın kardeşim. Sağ olun. Fatma teyze, hep gel böyle. Cümledin, hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden, Yaradan Allah'ın basınız yemesini yok. Türkiye'm yardım eder, Allah'ım böyle kurban oldum. Etmez mi? Herkes bilgi verir. Eder. Yalımızsınız dedik, cama alıyordum herhalde. Bugünleri de bilmiyordum başıma geleceğini. Ne enteresan değil mi? Ben buradan yalnız değilsiniz diyorum. Biri o sırada o mesajı alıyor. Alıyor. Evet. Televizyonları seyrediyoruz. Seni ondan önce bütün herkesi, seyircimizi falan hepsini... Sağ ol. Hepinizden Allah razı olsun. Gel gel Esra geldi diye açmayın telefonu.
bu kattı bende ayrı da oturuyor. İki tane makineye bağlıyorsun, 8 gün buralarda seni arıyor. Yavrum ne oluyor yavrum, öldü mü kaldı mı tatlı yavrum. Şimdi başlayalım mı anlatmaya olayınızı? Başla yavrum, başlayalım. Kastamonu Taşköprü. Evet. Ben konuklarım geliyor Fatma ve Cafer Tekeci çifti. Evet. Oğulları Burhan Tekeci için buradalar. Ekranda da görüyorsunuz Burhan. Biraz önce de belirtmiştim 5-6 ay önce bir herhalde bir beyin kanaması geçiriyor ve bunun üzerine çok uzun bir süre tedavi görüyor. Fakat aile oğullarını göremiyorlar. Onların yanında olamıyorlar. Bu sağlık bu rahatsızlık neticesinde aslında anne baba orada olup hem ailenin diğer üyelerine yardımcı olur. Çünkü bizde öyledir. Biri gelir hastanın yanında olur, diğeri öbür işlerini halleder. Herkes birbirleriyle bir dayanışma içerisinde bu süreci atlatır. Ama sen oğlun hasta olduğundan beri hiç oğlunu yani göremedin mi? Böyle elini tutup yavrum ne bileyim duanı edemedin mi? Yavrum ben çocuğuma gelip gidiyordum. Ben de galiba Ankara, İstanbul. Ben de böyle çocuklara ayaktaydı. Bu 10 bir müteahhitten daire aldı 4 sene önce. O müteahhitten daire alınca bu müteahhit daireyi kayıtını vermedi buna. Daireyi de vermiyor. Tıngıta parasını verdi çocuk 4 sene önce. Oğlu askere gidince ona hakladılar. Telefonu susmuyor hastanede. Bana telefon etti kuyuyor. Fatma teyze şuradan başlayalım. Başlayalım. Oğlun 24 yıldır evli. Evet. Değil mi? 24 yıl değil. 24 yıl. Ha 24 yıl. Ha. 24 yıldır evli. Kimle evli? Sevim Tekeci ile evli. Evet. Hatta böyle bir 10 yıl nikahsız yaşamışlar. Evet. Bir yıl önce tekrar nikah kıymışlar. Bu hastalık karısı ve çocukları yaşadığı evde başına geliyor. Evet. Hastalandığında seni kim aradı? Fatma Hanım koş ya da Fatma Anne koş Burhan hastalandı beni, diye. Beni kuyum aradı. Çocuk düşmüş. 4 saat kalmış betonda. Kaldırmamışlar. Bir de battaniye örtmüşler üstüne sesi çıkmasın diye. İşe gidiyormuş bu gelinen kız. 23 yaşında kız. Omuzundan bırakmıyormuş çantayı. 4 saat durar mı burada? Bunun beyni yanmış. Bir yanı ihmal edilmiş. İhmal olmuş. Beyni yanmış. Gidiyorlarmış işe. Çocuk battaniye sol kolunun atıp çığlık atınca gözleri böyle olup gibi varmış çocuğu. Ondan sonra uyundan arkasından koku yürümüş. Hepsi benim kardeşim olsun. Evet. Ondan sonra komşula kaldırmış. Hala hala yarış gel diye kız. Babam diye şey ölüyor diye kız. Gayrı hani kaldırıyor ya komşula. Torun yani ambulansı torun. Komşular çağırıyor. Torun diyor torundan ki. Torundan da ifade alıyor kız. Ondan sonra 4 saat oluyor diye. Niye kaldırmadınız, bize bağırmadınız diye yakın kızımın evi. O da demiş ki, anam demiş bağırtmadı demiş kız. Öyle peki yani ondan sen sonra, orada aslında oğlunun ihmal edildiğini ve hastanın o yüzden olduğunu iddia ediyorsun. Peki gelinin, sen oğlun hastaneye yattığı gün sana haber verip siz anne baba olarak hemen hastaneye geldiniz geldik. Mi? Geldik. Geldik. Gelince, sen de sonra konuşsun. Gelince. Sen Cafer amca bekle. Ondan sonra gelin şöyle diyor. Burhan anan gelmiş bak. Burhan anan gelmiş. Burhan çapsın sevindim tatlı yavrum. Dedim bak gelinim dedim. Aynı eskisi gibi beni seviyor sandım. Oğlan canlanınca ne görüyorsunuz pislikle dedi. Benim dedi. Yaptın yalan falan dedin yavrum. Hastanede kaç gün yaşadın sen? Oğlunla beraber o hastanede mi? Hastanede oğlan eğer şey gelince beni kovdu. Beni kocaca bir de doğdu. Siz yani yoğun bakımda mı kaldı uzun bir süre oğlun? Şimdiki Cafer amca sana sorayım. Şimdi oğlan hastalandı siz gittiniz. Evet. Sizin gelinle bir probleminiz var mı? Hayır. Yok. Hayır. Hastaneye gittiğinizde gelinle aranızda bir problem oldu mu? Kavga? Yoğdu. Oğlan, oğlan kendine gelince yoğun bakım süreci bitti odaya çıktı. Yoğun bakımı yoğun bakımdan çıkıp da biz zaten Kasım'dan Taşköprü'den geldik. Gelince oğlan kendine gelince edince gözler açılınca gelin bizi kovdu. Niye kızım, kovuyor sizi? Kızım dedim niye kovuyor? Bak dedim ben babasıyım. Bu annesi. Biz dedim şimdi yanında olmayınca nasıl olacak dedim. Gelemezsiniz siz dedi.
Niye? Ondan sonra bizi bir daha geldik biz köye. Geri bir daha geldik. Gelince şimdi hastanede ya. Geri gelip de şey diyecek. Bu bize bir daha bir divizyon açtırmadı. Hiç mi hiç? Bunu dövmüş. Ben çaya cana gittim. Seni geleni dövdü mü? Dövmüş ha. Vurdukça yerlere. Bu doktorun yanına gittiydi. Ben de içeri girdim dedi. İki ay buramdan soluyorum. Nerede dövdü seni? Hastanede. Hasık hastanesinde. Sizi kim ayırdı? Beni mi? Evet yani ayırdı. Sen. Düştüm ben öldüm burada. Hayır şimdi gelin seni döverken hastanede. Ayırmıyor. Bu hiç kimse. Kimse yok. Güvenlik görevlileri falan gelmiş. Güvenlikler ayırdılar. Ondan sonra. Kaç aydır oğlunu göremiyorsun Cafer amca? Ben hiç göremiyorum. Kaybetti onu. Biz şimdi Ahmet Bey gelmiş. Kontrola çağırmış. Kontrola çağırınca direkt hastaneye geldik. Ahmet Bey kontrolüne gelin bizi falan yanaştırmadı hiç. Kaç aydır görmüyorsun? Aşağı yukarı iki aydı. İki aydır. Üç aydır. Oğlu hiç görmüyor. Hiç görmüyorsun. Hiç görmüyor. Peki eve çıktı mı oğlunuz? Çıktı. Eve çıktı. Bir ay evde durdu. Ondan sonra geçen pazartesi gün hastane arabasıyla atmış. Peki o 3 ay boyunca gelinin çalışıyor mu? Gelin bak. Sorma cevap ver. Gelin çalışıyor mu? Dur ben de eve edeyim. Çalışıyordun. Çalışıyordum. Evet. Pazartesi oğlan atıyor. Hastane arabasıyla yalan konuşmuyor. Hastane arabasıyla atıyor. Salı günü işe gidiyor. Salı günü işe gidince ben de arkadaşının telefonunu aldım hastanede. Dedi ki oğlanı attı gelinin işe gidiyor karlarla günlüğe. Kız da işe gidiyor dedi. Oğlan da çöpte dedi. Peki, oğlan atmış. Koca oğlun nerede yatıyor? Hastanede mi yatıyor? Yok nerede oğlan belli yok. Değil. Oğlunun nerede olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum, hastanede de yatabilir, evde de olabilir. Siz hiç iletişim kuramıyorsunuz. Peki hayır. Sizin oğlunuz İstanbul'da yaşıyor değil mi? Evet. Bağcılar'da. Bağcılar'da. Kardeşleri yakın oturuyor mu onlara? Kız kardeşi yakın. Peki kız kardeşleri gidip abilerini görebiliyorlar mı? Hayır kimseyi göstermiyor. Yani bak sadece sizinle problem değil. Burhan'ın kendi kardeşleri de onu göremiyorlar. Hayır. Gelinlerle işte görümceler arasında problem mi var? Hayır. Hayır. Birbirinden çıkmıyorlardı. Aynı günde de beraberlermiş bir gecede. Peki bu arada kardeşleri de bağlayalım. Felç kalan oğlum yaklaşık 3 aydır göremiyoruz diyen Fatma Hanım ve Cafer Bey. Sürçamızda oğlu Burhan Bey bir beyin kanaması geçiriyor. Sonrasında gelinimiz Sevim Tekeci oğlumuzu bize göstermiyor dedi. Şimdi torunlarla böyle babaannelerin, dedelerin arası çok iyidir. Evet. Torunlarınız sizi arıyor mu? Dede merak etmeyin babam iyi, her geçen gün iyiye gidiyor diye. Oğlan askerliğe asla. Bir dakika dur. Kız var ya bir tane. Şimdi oğlum, torunum askerden izinli gelmiş babası düşünecek. Evet. Komutan izin vermiş. Şimdi açtım telefonu, benim telefonumu açmıyor. Senin telefonundan açtım. Açınca başkasının numarasından. Peki oğlum dedim, ne oldu babana dedim. Sen dedi, babamı zehirletmişsin dedi bana. Tam Kastamonu'dan burada. Nasıl zehirletmişsin oğlum? Ben oğlum niye zehirlettim? Benim oğlum. Ondan sonra, peki böyle bir şey olur mu? Ben Taşköprü'deyim. Ninen hasta. Niye sizi suçluyor? Anası demiş, ne öyle dediyse. Babası zehirledi demiş. Deden zehirledi. Deden zehirledi diyor mu? Şimdi öyle olunca öyle olacak. Öyle diyor, öyle yani. Hayır ama çok anlamsız. Şimdi siz oğlunun felç geçirmesine gelinini sorumlu tutuyorsun. Değil evet, mi? Evet. Yani gelinim ona bakmadı, ihmal etti, yerde yattı saatlerce, ambulansla çağırmadı. Dört benim saat. Oğlumu ölüme mahkum etti diyorsun. Aynen. Onlar da diyor ki, dedem yaptı bu işi. Bak şimdi, tamam. Şimdi... Toplum burada bak. Şimdi aradaki problem bir ev, bir daire problemi mi? Hayır, bak, değil. Yok. Ben şimdi emekliyim. Benim Taşköprü'de evim var, koyum var. Direktörüm var, taksim var. Bak şimdi. Ben ne oğlumdan para istedim, ne oğlum benden para istedi. Ne ev sorunumuz var, ne de sorun. Bunu çıkaran gelin. Gelin, peki. Şimdi kızınız Hatice telefon attığında. Hatice Hanım merhaba. Hatice Hanım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok iyiyiz. Hayırlı yayınlar bu arada. Sağ olun. Kardeşiniz Burhan'ın yani en yakını olan, en yakınlarında olan, onunla ilgili herhalde tüm olaya vakıf olan kişilerden biri sizsiniz. Evet efendim. Şimdi sen de abini uzun bir süredir göremiyor musun? Yengen göstermiyor mu? Evet, iki aydır ben de göremiyorum. Niye? Ben
ben size şöyle anlatayım. Aramızda iki bina var. Hı-hı. Sadece iki bina var. 7-24 saat beraberdik. Beraber yiyorduk, beraber içiyorduk. Hı-hı. Saat 9.30'da kapım çalındı sabah. Hı-hı. Kapım çalındı. Hala gel babam düştü dedi kız. Hı-hı. Yeğenim. Apar topar eşimle beraber biz direktman şeye gittik, kapısına gittik. Hı-hı. Komşularım da benim bağırmama çağırmama onlar da peşime düştüler. Yakınız çünkü. Hı-hı. Ondan sonra ambulansa Burhan'ın hanımını aldılar, yengemi aldılar, götürdüler. Hı-hı. Biz kızla kaldık. Yeğenim Hı-hı. olan 23-24 yaşında olan Beyza'yla. Hı-hı. Ben öyle bir şaşırmıştım ki yani karşımda ne olduğunu bilmiyorum. Öldü mü, kaldı mı? Çırpınıyor yalnız o kadar bir bağırtısı var ki anlatamam size. Hı-hı. Neyse kızım dedim Beyza baban nasıl düştü dedim. Hala dedi babam 5'te düştü. Hı-hı. Peki kızım babam 5'te düştü de niye ambulansa haber vermediniz? Hı-hı. Dedi hala biz kaldırmaya çalıştı babam ağırdı biz kaldıramadık. Anne ambulans çağıralım dedim. Annem çağırmadı annemle biz bayağı uğraştık. Kızım bu saat kaç? 9.30'a kadar ne yaptınız? Bu arada hem konuşuyorum hem de giyiniyorum. Ondan sonra apar topar eşimle beraber biz taksi tuttuk gittik. Gittik hastaneye. Birbirimize bir şey sorunca durumumuz yok. Çünkü oranı affedersiniz çok çok affedersiniz komple altını batırmış. Beyin kanaması geçirmiş, ishal olmuş. Esra Hanım ondan sonra biz bunu bir şekilde temizledik ama yengem hiç yan açmıyor yani temizlemiyor bile bana yardım etmiyor. Benim iki tane ikiz bebeğim var. Hı hı. Artık şaşırmışım eşim bana bağırıyor hemşireler bize bağırıyor. Yenge ne olur kurban olayım. Zaten hepsi kameralarda yani hastane kayıtlarında hepsi mevcuttur. Hı hı. Yardım etmiyor eşim iyi bağırıyor hemşireler geldiler yardım ettiler. Hı hı. Ameliyata girdim. Dediler 5-6 saatte ameliyattan çıkar. Hı hı. Benim eşim de yengeme bağırdı. Hı hı. Dedi arkadaşım hastane ayağa kalktı. Bu koku ne? Hı hı. Bu zehirlenme mi dedi? Bu ne olmuş? Bu çocuk ne yemiş dedi. Ama o kadar Esra Hanım o kadar ilaç kokuyor ki. Hı hı. Anlatamam size. Hı hı. Yani insanın hani bilmiyoruz ne olduğunu. Hı hı. Yani o kokudan yola çıkıyoruz. Yani hı hı. verdik ameliyatı ama neticeyi bilmiyoruz. Hı hı. Eşime döndü dedi ki biz tavuk kızartması yedik. Hı hı. Bilmiyorum ne olduğunu. Hı hı. Biz oturduk. 8 saat nerede? Hastanenin içinde bekleyemem iki tane bebeğimle. Biz bir kafeye oturduk. Eşim sordu. Ya kaçta düştü bu çocuk? Dedi 5'te düştü. Bir niye 4 saat beklemişler? Niye dedi? Bir kere dedi 7'de düştü. Hı hı. 3 tane ayrı ifade verdi. Biz de eşimle dedik ki bak biz Beyza'yla evde konuştuğumuzda Beyza bize böyle söyledi. Şimdi şöyle de 4 saat beklemesiyle bazı durumlarda 1 saat ve 15 dakika beklemesi arasında bile aynı derecede önem vardır. Bunu size nasıl açıklıyor? Bu kadar saat beklemesini nasıl ifade ediyor? Ne diyor mesela? Esra Hanım ben devam edeyim. Siz sorduğunuzu ben cevaplayayım. Tabii. Heyecanlanıyorum çünkü konuşamıyorum. Tutuluyorum. Ondan sonra dedik Beyza böyle böyle diyor. Sevim sen nasıl olur bu saate kadar? Benim eşim de oradan dedi ki ya burası köy değil ya sokağa çıkıp bağırsaydınız bir kişi yine gelirdi. Evet. Bilmiyorum ki işte bu çocuğun bağırmasına yani abimin bağırmasına komşular gelmişler komşular ambulans çağırmışlar. Çığlık atmasına bir tarafı çalışıyordu bir tarafı çalışmıyordu ama çok kötü bağırıyordu. Yani bundan dolayı siz yengenle hastane öncesinde daha o ameliyatta bir kavga oldu mu kavgaya tutuştunuz mu? Hayır hayır kesinlikle aramızda. Hiçbir 20 senedir aramızda geldi kördü hayatta öyle bir mevzu olmamış. Şimdi yengen de telefon attığında ona da söz hakkını kullandıracağım. Kavga neyden çıktı peki? Siz bu saatten sonra bizim evimize giremezsiniz. Abini de göremezsin. Cümlesi yani yengen tarafından mı kuruldu ve size niye göstermiyor? Esra Hanım abim ameliyattan çıktıktan sonra zaten ölümünü bekliyorlardı. Herkes yani ben de ölümünü bekliyordum. Doktorun demesine göre her ameliyatta diyor ya belki çıkabilir belki çıkamaz diye. Mucize oldu. Mucize oldu. Abim kendine gelmeye başladı. İşte gittim geldim alt temizliğini üst temizliğini de yaptım. Yardımcı oldum refakatçi olarak da kaldım. Abim kendine gelmeye başladıktan sonra yani anneme şiddet uygulanmaya başladı. Bana küfürler edilmeye başladı ama her şeyde susuyorum. Bir de Esra Hanım şunu söyleyeyim. Niye yapıyor bunu ama? Yani bir kriz çıkması lazım. Bir bakın iyileşti. Uyansın sizi soracaksınız olayın nasıl olduğunu anlatacak. Beni günahsız yere suçladınız.
Bu sebeple mi sizle kavga ediyor? Bir şey olması lazım ki aranızda bir problem. Evet efendim. Esra Hanım, ben sizin özür dileyerek bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Peki diyorum, abim burada düştü. Tamam, belki ben yengeme iftira atabilirim. Belki yalan konuşmuş olabilirim. Misali söylüyorum. Saat 5'ten 9.30'a kadar ve ameliyattan çıkana kadar full o telefon, 3 telefonun 3'ü de susmadı. Hı hı. Kimle konuşuyor? Benim arkamda emlakçılar vardır. Ben oraları kaydıya almadım. Neden kaydıya almadım? Benim sadece canım oradaydı. Ben canımın peşine düşmüştüm. Sadece ben kulaklarımı tıkadım. Sadece canım oradan çıktı benim. Yani aslında kocası ameliyattayken emlakçılarla mı konuşuyor? Bunu mu iddia ediyorsunuz? Bize söyledi, evet o. Bizim arkamızda onlar var. Zaten şu zamana kadar da onlarla tehdit ediliyoruz. Peki ama niye tehdit ediyorsunuz ablacığım? Yani kavga neden çıktı? Evden dolayı mı çıktı? Beni suçladınız diye mi çıktı? Tek bir cevap bekliyorum sizden, çünkü yengenizi telefona alacağım. Esra Hanım, ev konusu kesinlikle bizim aramızda yok. Böyle bir mevzumuz olmadı. Ne hakkımız vardır, ne vereceğimiz var. Peki, hatta bekleyin lütfen. Sonra söz hakkınızı kullandıracağım karşılıklı. Sevim Hanım, merhaba. Merhabalar Esra Hanım, dinledim ben de sizi. Evet, hoş geldiniz yayına. Yaklaşık 2-3 aydır aile diyor ki biz oğlumuzu, kardeşimizi göremiyoruz. Gelinimiz bize göstermiyor ve bizi tehdit ediyor. Bu Burhan'ın, yani kocanızın düşmesinde ve ihmal edilmesinde sizi sorumlu tutuyorlar. Yalan. Önce şunu söyleyeyim. Aile 2 aydır niye çocuklarını, kardeşleri niye kardeşlerini göremiyorlar? Niye engellediniz? Esra Hanım, benim eşim aklı başının yerine geldi. Evet. Dedi ki bana daha önceden de söylemişti zaten. Onlarla ben ölsem de bana bir şey olsa da asla evini almayacaksın, asla da görüşmeyeceksin, görüştürmeyeceksin de dedi. Hı hı. Videoları da var, yazdığı kağıtlar da var elinde, belgeler de var. Ben eşimin sözünü tutuyorum ve onun şeyini, onlarla görüştürmüyorum. Peki eşinizin şu anda, ben mesela mikrofon tutsam, ona soru sorsam cevaplayabilir mi bilinçli bir şekilde bu soruları? Çok konuşamıyor. Sadece oğlum, kızım diyor. Hı hı. O kadar. Peki, çok fazla, yani 3-4 kelime söyleyebiliyor. Peki 3-4 kelimeden asla onları eve almayacaksın cümlesini nasıl kurabildi? Onları kağıda yazdı Esra Hanım. Eli de tarif ediyor zaten. Niye ailesini istemiyor? Ailesi hiçbir zaman sahip çıkmamış buna. Sokaktan askere gitmiş. Hiç ne insan yerine koymuşlar. Düğünümü bile kendim yaptım ben. Arabamı sattım. Ondan sonra kendi biz mücadelemizle bir ev aldık buradan Esra Hanım. Hiç mücadeleleri olmadı. Bir de olmadığı gibi arkamızdan iftiralar. Nedir iftiralar? Her şey, bana kök iftiralar. Eşim beni ne satıyormuş, atıyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Kızımı satıyormuş. Biz onunla ev almışız. Hı hı. Ondan sonra Esra Hanım, bunların yapmadığı rezillik yapar kalmadı. Yalan, oğlan nerede? Siz hastanede kayınvalideniz Fatma Hanım'ı beni doğurdun sen, boğrumdan zorlayamadın. Yalandı böyle ki. Kendini yere attı, gitsin hastaneye, hastane bakıcılarına bile sorabilirsiniz, hemşirelerine sorabilirsiniz. Döktüne polis niye geldi? Döktüne polis beni doğurdun de. Niye geldi? Demedi mi sen? Polise biz şikayet ettik. Demedi mi? Beni arabası mı varmış askere gidecek oğlanın? O 20 yaşındaki oğlanın arabası neredeymiş? Yalan konuşuyor. Oğlan nereye bıraktın? Nereye? Oğlanı çıkartacağım. Çıkaracağım oğlan nerede? Pazartesi günü nereye yattın oğlan? Gitmiyor. Sen döktün adamı 5-6 kişi. Kaldırıp da. Konuşan kim? Oğlunuz. Ben şimdi sizle konuşmak istiyorum. Bir dakika beklesin. Oğlun da gerekirse kendi hattından hemen arayalım ki daha rahat iletişim kuralım. Şunu öğrenmek istiyorum. Burhan Bey kaç yıldır ailesiyle görüşmüyor? Biz yavrum bile geliyorum be. 8 yıldır falan olmuştur Esra Hanım. Peki siz görümceniz Hatice ile görüşüyor musunuz? Çünkü iki apartman... Hatice diye benim görümcem yok ki. Hava olabilir, hanım olabilir. İki apartman ötenizde otur. Hava. Hanımla görüşüyorum, Havva ile de görüşmüyorum. Havva ile niye görüşmüyorum? Havva bunun eşimin beynini doldura doldura. Eşim o
krizlere eve geliyordu, krizlere geliyordu. Ne dolduruyordusa beynine, ne şey ne doldurabilir mesela? Hiçbir şey doldurmadı. Her şey dolduruyordu, her şey dolduruyordu. Mesela? Kızımı dolduruyordu, oğlumu dolduruyordu, beni dolduruyordu onun karşısında. Şimdi şunu da öğrenmek istiyorum. Şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi kayınvalideniz size ne bileyim iftira atar der ki aman pasaklı gelin. Aynen. Aman der eli iş tutmaz hiç kadınlık bilmez der. Aman kıskançlar arkamızdan dedikodu yapıyor der. Ama mesela şunu söylemez. Siz bir ev aldınız oğlum seni satıyor. Onun parası ev aldınız. Evet evet. Der evet, mi? Evet Esra Hanım. Değer Esra Hanım. Bunlardan hayır ben torunumu nasıl derim ya? Kastamın durağı nasıl derim? Torunumu satıyor diye. Bundan 12 sene önce biz Taşköprü'de oturduk Esra Hanım. Tabii. Taşköprü'de oturduğumuz zaman ilkokula gidiyordu benim kızım. İlkokula giderken tacir etmiş. Allah arabalı çarpsın. Sen de arabaların altına gelince Allah. Siz var ya sen bundan hiçbir lafına inanmayın Esra Hanım. İftiracı. Amcacığım bu tarafa bakın bu tarafa. Eşinizden bakın 24 yıllık evlilik ama niye siz ya? Bir yıl önce yeni nikah kıymışsınız. Ve eşiniz ailesinin yanında yaşamış. Niye boşandınız? Ben onların evinde hiç kalmadım. Evlere gitmedim. Ama siz diyorsunuz ki ailesiyle hiç görüşmedi 8 yıldır. Bu adam boşandığınızda ailesinin yanında kalmış. Hayır ailesinin yanında kalmadı. Beraber yaşadık biz. Öyle bir şey hayır, yok. Hayır hayır. Karısının yanında mı yaşadı? Nerede yaşadı? Benim yanımda yaşadı. Beraber yaşadık. Hayır. Nikahsızken sizle mi yaşadı? Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Taşköprü'de evlendi. Evlendi İstanbul'a geldi. Kur'an taktın tamam. Yalan. Sizin yanınıza gelmedi. Yok, hayır. Yok yok. Peki. Uşağı nerede kuruyor benim 8 adam? Yıldır oğlunun, oğlunuzun sizle görüşmeme sebebi ne? Siz 8 yıldır oğlunuzla benim aynı... Benim ayağımdaki ayakkabı oğlumu. Tamam, çalıştı da mı? Bir dakika. Yalan 8 yıldır oğlunuzla aynı sofraya oturdunuz mu? Hayır benim oğlum benim için de oldu. O adam eskiden giderken dedi ki... Yalan söylüyor. Bak, anne bir dakika çok karma karışık oluyor. Yavrum. Hepsi yalan. Atın lütfen ne varsa. Cafer Bey siz oğlunuzla bu 8 yılda aynı sofraya oturup aynı tabaktan yemek hayır, yediniz hayır, mi? Hayır ben gelmedim. Yemedi, 8 gelmedi. Yıldır oğlunuzla görüşüyor musunuz? Ben telefonda görüşüyor. Telefonda görüşüyor. Bak, telefonda peki, görüşüyor. Ben hastayım yavrum. Dur sakin. Bak. Sen hasta olabilirsin. Heh. Oğlum peki aman anam babam yaşlı İstanbullara gelip yormayayım onu deyip sizin yanınızda Taşköprü'ye geliyor muydu? Bir bayramda ilim öpmeye geldi mi? Geldi geldi. Oğlundan geldi. Geldi geldi oğluyla geldi. Oğlundan geldi. Sizin yüz yüze görüşmemenizin sebebi ne? Yani Sevim niye sizi eve almıyor? Şimdi Sevim. Bu utanma mı bu? Bu şeyden, buradan, burada ben evim vardı. Evim, burada İstanbul'da evim vardı, dairem var. Ben bunları eve verdim, Taşköprü'ye gittim. Tamam, 24 yıl oldu. Heh, Taşköprü'ye gittim. Taşköprü'ye bir daha gelmedim geri. Bununla, bunun babası bir kızının bileşiyor yemek için evden çıkarttı. Oğlum dedim, sen telefon paranı yatır. Kiraya. Işık paranı yatır, ben gidiyorum Taşköprü'ye. Benim Taşköprü'de evim var. Oturdukları ev senin evin mi? Yok canım kendi evim. Senin kendi evin kendi mi? Kendi evim tabii canım. Yani onlar oraya kira veriyorlar mı? Yok. Vermiyorlar kirasız. Sattığım evi konuşuyor. Sattığım evi. Ha sattığını. Çıktılar diye sattı. Teyzeciğim ben şunu öğrenmek istiyorum. Öğren siz yavrum. Gelemezsiniz yaşlısınız. Tamam. Ama ne bileyim oğlun, torunlar, gelin sizi görmeye geliyorlar mı? Gelin gelmedi. Bir tek oğlun geliyor. Oğlumla torunum geldi. Oğlanlarım geliyor tekrar geliyor. Oğlumla torunumla oğlum geldi. Ondan sonra benim kolum kırıldı. Ben dedim ki, kolum kırılınca oğlum dedim, bu bazı araştırma hastanesinde doktora telefon açtım. Dedim ki hocam, benim kolum kırık, hanımım çok kalpten rahatsız dedim. Ne yapayım dedim doktora. Doktor da bana dedi ki, onu gönder. Ben Burhan'a telefon açtım. Peki amcacığım, şimdi onu sonra dinleyeceğim. Çok alakasız bir yere doktora gidiyor. Doktora götürdü bak, benim diyor ki oğlum. Sevim, heh. Gelin ne diyor biliyor musun?
oğlu Burhan anne babasından nefret eder diyor. Hayır, hayır yavrum. Hayır. Buyurun hayır. Selim Hanım. Aynen söylediği hayır. cümle bu. Hayır. Yavrum hayır ne diyecek neyle dönüp çıkacak. Adam sana diyor aldı o. Geldi dedi. Anasın. Sen mektupta diyorsun ki gelinden boşandı. Bir yıldır yeni nikahları var, ayrı oldukları dönemde benim yanımda kaldı. Aralarında güven yoktu. Oğlum bana dedi ki, gelin bana bir şey yaparsa bana otopsi yaptır anne. Tamam. Oğlan senin yanında kaldı mı Burhan? Kaldı koydu. Hatta orada. Kaç yıl kaldı? Orada. 5-6 sene kaldı. Senin yanında mı? Tabii orada kaldı hatta şey. Bak ne diyor eşim Cafer bak, Bey ne diyor? Şimdi, kalmadı diyor. Bakadı, bir dakika. Ama mülakatta da kalmadı diyor. Bir dakika bak. Mektupta başka bir şimdi şey yazıyor. Şimdi ben niye bakmadım? Kaldı mı kalmadı mı oğlum? Şimdi kalmadı. Diyorsun? Buradan taşındılar. Niye kaldı diyor Fatma anne? Bak Taşköprü'de kaldılar. Of. Peki. Yani bakmasın evini kiraladılar orada kaldı. Bizim yanımızda değil. Güzelik anlat. Karısının yanında kaldı. Şimdi Sevim Hanım. Oğlan bırakmadı. Kendi oğlanı yani, benim Sevim Hanım, Burhan Bey kocanız şu an nerede? Eşim yanımda. Nerede olabilir? Biz yeni evimize taşındık. Yatta oluyor. Ha, yeni evinizde berabersiniz. Evet. Böyle bir yatarak tedavi mi devam ediyor? Normal hani evet, ne bileyim. Evet, fizik tedavisi devam ediyor. Tedavi devam ediyor. Aha, peki, görümceniz telefon attığında ona da söz vermek istiyorum. Onu niye eve sokmuyorsunuz peki hattaki görümcenizi? Görümcem iki türlü oynuyor Esra Hanım. Bir onlarla oynuyor, bir bizle oynuyor. Bir onlarla oynuyor, bir bizle oynuyor. Ne oynuyorlar sizinle? Ne oynayabilir? Onlardan para yiyor. Onlara bir başka türlü konuşuyor. Bize başka türlü konuşuyor. Biz istemedik yani. Peki tekrar bir görümce Hatice miydi? Havva mı, hanım mı? Hangisi? Havva. Hanım görümcemle görüşüyoruz bak. Havva. Alo. Duyuyor musunuz beni? Esra Hanım. Hı. Bakın şu anda dahil yalan söylüyor. Bak dün seçim. Evet. Alo Esra Hanım. Bakın burada daha evi bak dün taşıdılar. Dinliyor musunuz? Evet. İster dün taşıdım ister bu taşıdım. Sana ne ya? Bak dün taşıdılar yalan sana söylüyor. Ne? Bu bir. İkinci. Kardeşim siz niye görüşemiyorsunuz? Allah Allah. Niye gelip görümce kardeşini göremiyor? Bir tek bu sorunun cevabını istiyorum. Sen görümce gibi görümce olsaydın da girseydin. Ben niye büyük görümcemle görüşüyorum o zaman? Büyük görümcemle görüşüyorum. Yalan konuşmuyorsun Sevim. Sen yalan konuşmuyorsun. Hayır abime bağlansınlar. Sevim Hanım bekleyin. Hayır abime bağlansınlar. Ablama bağlansınlar. Yalan konuşuyorsun. Sevim Hanım bir bekleyin. Hanımefendi niye göremiyorsunuz mesela? İki aydır göstermiyor. İddia ne? Alo. Abiniz demiş ki ben annemi babamı istemiyorum demiş. Bu mümkün mü? Yalan. Hayır. Yalan. Hayır. Bütün komşularım şahidimdir. 7-24 saat beraberdik. Yediğimiz içtiğimiz bir araya gidiyorduk. Yalan konuşuyor. Alo. Dinliyorum. Yalan konuşuyor. Bak pazartesi eşyasını kaçırdı. Bir önceki pazartesi de abimi ambulansa bindirdi. 2 haftadır abim evi değildi. Nerede yalan kalmış olabilir o sırada? Tatile mi gitti, hastaneye mi gitti? Biz gidip götürüp getiriyoruz Esra Hanım. Yalan söylüyor. Fiziğe götürüyoruz, tomografiye İşe götürüyoruz. İşe gidiyor ki nasıl götürüyor? Sevim Hanım gelip Burhan Bey'i görebilir işte, miyiz? İşe falan gitmiyorum. Ne işine bahsediyorum? Türkiye boş değil. Hepsi aynı anda konuşunca. Alo. Sevim Hanım, merhaba. Ben oğluyum, oğul. Babam evde, hani hanım tekeci zaten ablası oluyor. Her niye göstermiyor annen, dedenleri, babaannenlere babanı? Yani göstermiyor zaten o cevap. Zaten vasiyet etti. Sakın bunları eve koymayacaksın. Kağıtları yazdı, imzaladı. Videosu da var üstüne. Oldu. Ne zaman bu videolar? Ne zamana ait? 2017'de. 2017'de. Tamam. Evet. Dedenle görüşmüyor muydu baban? Şimdi biz babamla gittik köye. Orada tartıştılar zaten. Bu eskonlar açıldı işte. Yok bana beni sokaktan gönderin askere. Böyle böyle diye. Ne diye? Yani...
Askerden sokaktan gönderdim yani. Düğünüm bile ben kendim yaptım dedi, okutmadım diye. Yani orada bir tartışma çıktı zaten, kavga ettik, edecektiler. Ondan sonra biz o sabah çıktık, direkt geldik. Ondan sonra hiç konuşmadık zaten. Bunlar hep arıyor ama babam engellediği için zaten engelli de şeyleri var. Yani sen hayatında kaç yıldır babanla dedenin konuşmadığını duydun? Kaç yılınız böyle geçti? 8 yıl. 8 yıl, hiç konuşmadılar mı? Hayır yavrum, hayır ya. Hayır, yok, nerede bulmuş o alan sen parayı? Sen gördün mü peki bu 8 yılda hiç dedeni gidip? Yok. Hayır yavrum, hayır. Hiç görmedin. Hiç görmedim. Sen görmedim. En son kaç yaşındayken gördün Cafer amca torununu? Ben mi? Evet. Ben sünneti bin etmedim be. Tamam. En son kaç yaşında gördün bu çocuğu? Vallahi ya, şimdi bilmiyorum da. Beş yaşında ben sünneti evimin yanında ahır yapıyordum. Amcacığım bırak ahırı. En son kaç yaşındaydı? Vallahi bilmiyorum ya. Küçük müydü? Ya büyüdü ya, ne küçük olur mu? Ne kadardı değil sence? 11-12 yaşında 11, vardı. 12, 10, ondan sonra bir daha torunu görmedin mi? Nasıl görsün? Ben hastayım, anasının ya. Hayatım, hasta olmanı görmene gerek. Yok, o değil bak. 11-12 yaşından beri torunları görmedin mi? Gördüm. Nasıl niye gördüm? Görmeyelim yavrum? Bir kere gördüm bak. Nerede gördün? Bir kere çok gördüm. Enteresan bir aile hikayesi. Şafiye. Ya Oğulcan, şimdi yarın devam edeceğiz. Oğulcan, annene de söyleyeceğim, ekip arkadaşlarıma söyleyecek. Bir babanla da hani, babanı da görmek istiyoruz. Enteresan da iddialar var hem anne hem de babayla da ilgili. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Sizi şimdilik uğurluyorum. Direkt arka taraftan çıkabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Teşekkür ettim. Böyle yani buyurun. Hadi çıkıyoruz, yarın yani görüşeceğiz. Bu taraftan, tamam. Bu taraftan. Hiç olanları yalan, inanma. Şimdi ben oğlunuzu göstereceğim. Gel Kübra'cığım, al onları. Yarın şimdi sizi göstereceğim. Bu tarafa. Ha. Dur teyzeciğim, gel. Teyzeciğim, hayır, yayında. Hayır, yayındayız şimdi, biraz sonra. Gel, hadi. Peki, şimdi onları çıkartalım. Yarın bak, belki oğlunuzu göstereceğim size. Kübra söyle. Tamam. Meryem Hanım geliyor, buyursunlar. Gel Meryem, Mehmet Bey programa katıldı. Daha iş görüşmesine, yani işe almak için görüştüğüm dadıyla sonrasında samimi bir mesaj attım. Ve bu mesajı da karım gördü ve evi terk etti iddiasında bulundu. İddiaların odağındaki eşi Rabia'nın biraz sonra Suriye'de olacak. Mehmet'i affedecek mi, affetmeyecek mi? Ve tüm iddiaları cevaplamaya geliyor. Hemen ardından Rasim Atilla konusuyla devam edeceğiz. Habib Acar mağdur eden mi yoksa mağdur mu? Bu sorunun cevabını alacağız. Reklamlara gidiyoruz, ayrılmayın. Dadı almak istiyorsunuz. Dadı daha eve girmeden yuvanızı yıkıyor. Gerçekten öyle. Çocuğunun dadısıyla karısını aldattı. 4, 3, 2 yaşında 3 tane çocuk. Ve ona yardımcı tutmaya karar verdiniz. Bir tanesi başvurdu. Beraber bir kahve içtik, durumlarını gördüm. Eşim baktı, hani eşim sima olarak pek beğenmedi. Güzel genç bir alt, genç bir bayan olduğu için belki de o yüzden de istememiş olabilir. Asıl aslında gerçek neden? Fazla güzel. Meryem elendi. Eşini sonra diyor ki babamın evine gideyim. Ben de dedim engeli kaldım, şuna bir mesaj atayım. Eşim de görüyor. Bak dedim yani, ben seni aldatmadım. Zamlıyım yani, sabıkalı değilim diyorsun. Yanlış yapmadım. Ben çocuklarımın annesini çok seviyorum. Ya onu evine geri dön. Meryem Hanım sürütüyor usta. Kendisi ara ara bana hep mesajlar attı. İşte nasılsınız? Sizinle görüşmek istiyorum. Eşi evet, terk ettikten sonra bu adam tekrar bana mesaj yazıyor. İşte çocuklar ortada kaldı. İşte şimdi memnun musun? Ya senden bir şey isteyebilir miyim? Sen gelip çocuklara bakamaz mısın? Denede düşen yılana sayılır misali. Gel hidayet, ben de gideyim. Eşimi getir. Mehmet, dadı Meryem ve karısı Rabia burada yüzleşecek. Rabia Hanım. Bu benim eşimin 15. haftasıcı. Burada Meryem Hanım hiçbir suçu yok. Meryem Hanım hiçbir şekilde mesaja cevap vermiyor. Hanımefendinin evine gidip kahve içmiş. Benim bundan hiçbir şekilde haberim yok. Ben dedi mesaideyim dedi bana. Ben bu adamdan artık boşanmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum. Ben sana bir yaklaşım gördün mü benden? Yok. Karısı Rabia ve dadı Meryem Mehmet'e karşı. Programın ikinci bölümündeyiz. Rasim Atilla'nın konusuna geçmeden önce Malatya'dan programa katılan Nefise Özkaş bizimle beraber olacak. 3 yıl önce nikah masasına oturdu. Hayatımın büyük aşkı diye tanımladı. Hasan Özkaş'ın kendisini aldattığını iddia ediyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok acı. Çok acı. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Ben bunu beklemiyordum. Aklıma gelmeyen başıma geldi. Hasan'ı sevdiğim için 5 devlet uzaklıktan geldim. Her şeyimi orada bıraktım. Devletin verdiği yardımlara bile üzülmedim. Arabamı sokakta bıraktım. Bahçem, yazlığım. Arkamda bir erkeğim olacak sandım. Çok sevdim. Gitti gidele 2 aydır uyku uyumuyorum. Ondan başka kimsem yok zaten. Babam olur dedim. Abim olur dedim. Dedem olur dedim. Kocam olur dedim. Ama 2. ayın 4'ünde bir resim salmış, dünyamı yıktı. Dünyamı, dünyamı çok seviyorum. Başka aşık, bir kadınla. Aşık, aşıkım. Ay ne pis abi. Sen ona aşıksın, o senin ona aşık olduğun kadar aşık değil. Değilmiş demek ki. Kaç yıldır berabersiniz? 90 yılında tanıştık. 3-4 sene orada geçti. O getirdi bizi. 90 yılında tanıştık. 1990'larda. Tanıştık, evet. Hı hı. Oradan aşık oldum. Sen gençliğinden beri bu adamı seviyorsun. 28 yaşından beri. Oo. Evet. Niye geç kavuştunuz peki? Evli olduğunu duydum. Hı. Ben de evliydim tabii. Hı hı. Eşim 9 sene yattı. Öldükten sonra tekrar sokakta tuttu. Artık benimsin dedi. Eşin öldü dedi. Dedim yok, evli insanım. Yani kalbime gömerim. Ne kadar da sevsem. Nasıl? O şeyden sonra kimseye bırakmam dedi. Alıp başımı gideceğim buradan dedim. Yani kurtaramıyorum kendimi. Yok dedi. Ben sana bakacağım. Para vereceğim bilmem ne. Sen de çalışıyorsun dedi. İdare ederiz dedim. Yok. Oradan aldım başımı, Çehiye gittim, Çekoslovakya'ya. 20 sene de orada geçirdim. 20 seneden sonra aklıma düştü. Dedim bir selam vereyim. Vermez olaydı. Keşke vermez olsaydım. Keşke nalet olsun o güne ya. Nalet olsun. Nalet olsun. Bir selam verdim. Benim hayatımı ilk önce öğrendi. Yalnızım dedim, eşim öldü. Yani çocukla evlendi. Ana yok, baba yok, kardeş yok. Kalp krizi geçirdim dedim. Yani Türkiye'me de gelemiyorum artık dedim. Ölümümü bekliyorum. Bu da dedi, ben de dedi yalnızım. Gel dedi, ikimiz dedi birbirimize nefes olalım. Gençken kavuşamadık. Bari ikinci baharda birbirimizin aşkı olalım. Aynen. Dedim sen evli değilsindir, yalan söylersin. Evlisindir. Ha, öyle dedim. Bana bir kanıt getir dedim. Benim dedim burada bir düzenim var dedim. Kolay düzenimi bozamam. Bozarsam ben sokakta kalırım. Gidecek yerim yok. Annenin dedim kanıt getir. Hmm. Ondan konuşmayınca dedim. Olmaz. Bu olmaz, iş. İnanmam dedim. Annem İstanbul'da dedi. Uzak çok. Ama dedi ben dedim komşu getir o zaman dedim. Ertesi gün komşu getirmiş. Yenge ayrı dedi. Yani o genç çocuk. Ben yine demiyorum hayır. Ben çok zor bir insanımdır. Zor başlarım, zor da bırakırım. Oradan buradan başladı. Yani şöyle yapalım, böyle yapalım. Emekliliğim var dedim. Devlet yardım veriyor. Sağlık sigortam ödeniyor. Ev kiram ödeniyor. Suyum, elektriğim, her şeyim ödeniyor. Doktorların falan ameliyat yaptırdım bedava. Sen de gel dedi. Sen Türkiye'ye gel dedi. Sen Türkiye'ye gel dedi.
ben gaziyim zaten dedi, emekliyim. Nikah kıyınca dedi, her şeyin dedi, yine doktorla bedava olacak dedi. Kavuştunuz mu birbirinize? Kavuştuk. 3 yıldır evlisiniz. Akşam bir şey duydum, söyleyebilir miyim? Tabii ki. O beraber olduğu kadın, ben ta geldiğimden... Varmış. Varmış. Beni dövdüren oymuş. Çile çektiren oymuş. Her gün üstüme yürüten oymuş. Ben akşam bunları öğreniyorum. Dün akşam Nevzat pardon. Nevzat Hanım, şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi ortada bir kadın var anladığım kadarıyla. Hasan Bey geçmişine biraz fazla bağlı. Ne yapıyorsun? Çok bağlı. Fazla değil. Çok tatlı. Ben 11. karısıymışım. Ne? Ben 11. karısıymışım. 11. resmi nikahlı eşi misin? Yok. Dini nikahlı. Dini. Siz 3 yıl önce buna nikah masasına oturdunuz. Evet. Bu 3 yılda... Gençken bile aşık oldun ki beyefendinin fotoğrafları da var, boylu poslu. Evet. Aşkı yaşadın mı bu adamla? Evet. Evet. Ondan başka hiç birinden duygu duyamadım. Tamam. O da seni seviyor muydu? Yani seviyor gibi gösteriyordu. Heh. Yani hissettiriyor muydu bunu sana? Evet. Ne zaman aranızda problemler çıkmaya başladı? Ne zaman o kadın telefon açıp ona... Sen benim açık resimlerimi istedin, gördün her şeyimi. Beni almadın, onu aldın dediğinde ben dedim. Ondan sonra arkası hep geldi kadın. Hep kadın geldi. Yani ama vazgeçmedim Mesra Hanım. Geçemiyorum. Vazgeçemiyorum. Bana bir şey yapın bilmiyorum. Ben 63 yaşında bir kadınım, deliriyorum. Ben vazgeçemiyorum. Çıksın karşıma, otursun karşıma. 6 ay demiyorum. 6 ayın hesabını bu versin. Sorunu... Bebek sesi gelebilir yayına. Çünkü çıkacak olan bir annemizin herhalde çocuğu. 6 senenin içinde... Hatamı, ne yaptıysam, ne ettiysem herkesin karşısında söylesin. Bunun hatayla çok alakası yok. Biraz önce dedin ki ben 64 yaşında kadının perişanım, varsa bana bir şey yapın. Bak aşkın yaşı yok. Evet. İster 15 yaşında aşık ol, ister ilkokulda aşık ol, ister bu yaşta aşık ol, ister orta yaşlarda, hiç önemli değil. Keşke onun bir tedavisi olsa, herkes bir tane alır değil mi? Yok, o bir duygu. Sen bu adamı seviyor musun? Seviyorum. O gitti gideli bir akşamım geçmedi ağlamadan, sabahlara kadar ağlıyorum. Bir saat, seni iki saat uyuyorum. Seni niye terk etti peki? Hani bu kadar çok seven bir kadın, ikinci baharda bu duyguyu yakalamak zordur. Nasıl terk etti seni? Bilmiyorum. Hiçbir sorun yokken sabah gitti kahvaltıdan sonra markete. Yemek tariflerine bakıyordum. Yemek tariflerine bakıyordum. Ne yapıyordun dedi. Döner yapıyorlar, onlara bakıyorum dedim. Sen hep yemek düşünüyorsun dedi. Baktım, ne düşünüyorsun, kadın değil miyim dedim. Kocam için düşünüyorum dedim. Ben gideceğim o zaman dedi. Aniden ben gideceğim dedi. Ben de demedim niye. Bazen öyle yapıyor, sık sık yapıyor daha doğrusu. Son herhalde, dönemlerde herhalde. Evet. Herhalde dedim canı sıkıldı da köye gidip gelecek. Ben öyle düşünüyorum. Topla eşyalarımı dedi. Ya gidecek olan sensin, sen topla eşyalarını dedim. Ben neyi toplayayım? Topladı eşyalarını. Anında topladı eşyalarını. Ben de diyorum bu adam ne yapıyor? Ben bu adam için vücudumdan parça koparttırdım. Onun borçlarını ödemek için. Nasıl vücudundan parça? Organını mı sattın? Borçlarını ödemek için Bulgaristan'a saldı, nikah kıymadan, polise kayıt ettirmeden, hudutta yani pasporta, kırmızı pasporta bakınca ne evlilik var, ne polise kaydım var. Kayıt ettirmedi. Demek o kadın hep yapmayacaksın, göndereceksin, yapmayacaksın, kayıt göndereceksin, öyle deye deye. 3 senemiz geçti, kayıt ettirmedi, 8. aydan sonra ettirdi. Burada evlisin, orada değilsin. Burada da evliyim, Bulgaristan'da da evliyim. Bulgaristan'da da evlisin. Evet, yeni yaptık orada.
Eşyalarını toparladı gitti. Sen bekliyorsun 3 gün sonra 5 gün sonra Hasan döner. Evet ya arar. Günler geçiyor Hasan yok. 3 gün geçti. Aşkım dedim hatanın benim hatam ne olduğunu bilmiyorum dedim. Bende hata yok ama dedim ben senden özür diliyorum dedim. Yani dön gel. Dedin. Ne olur istersen dedim senin dediğin olsun. Artık her şeye razıyım. Ama her şeyimiz artık... Cevap geliyor mu? Hayır. Hiç. Ne arama, telefonları açıyorum. Ne arama ne bir şey. Ya sen hiç. Aradığında bir sesini duyuyor musun? Yani hayır, hayır, hayır. Bozuk bozuk da olsa konuşmuyor mu? Açmıyor hiç. Engellemiş mi seni? Engellemiş. Herhalde o kadının yanına gitmiş mesajlar değil. Da, mesajları da cevap vermiyor. Peki ikisinin fotoğrafını nerede gördün? İkisinin fotoğrafını benim doğum günüm var ya, deprem günü. Altısında. Geçen sene depremi yaşadım. Bu sene de beni depremden içeri götürdü Bulgaristan'a. Deprem şey geçirdim. Ayın 4'ünde bu kadından ikisini salmış. Altına da evlendim yazmış. Yıkıldım. Oo. Yıkıldım, şok oldum. Hiç beklemediğim bir şey. Esra Hanım bütün... Sosyal medyaya evlendim yazmış. Evet. Sen de yazsaydın Allah belanı versin diye altına. Her şeyi yazdım. Yemin ederim yanıma yakın olsaydılar bir kasabada İstanbul, Bulgaristan. Ondan başka kimsem yok. Ne istiyorsun? Eşimin dönmesini istiyorum. Eşim yuvasına dönecek. Dönmesini istiyorum. Sen boşanmak için gelmedin mi? Ben boşanmak için geldim. Ama... O kadının dediğine göre bana SMS yazmış. Sen bizi ayıramayacaksın. Ben aşk kadınıyım. 69 yaşında kendisi. Ben aşk kadınıyım. Sen diyor bana. Siz kaç yaşındasınız? 63. Hanımefendi kaç yaşında? 69. Beyefendi kaç yaşında? 72. Aşk, nefes aldık. Cumhur hep var işte yani tam yerine geldi. Aranızda böyle bir savaş var. Kadın bana diyor, sen doğmadan diyor ben onunla beraberdim diyor. Ben de dedim internetler ne zaman açıldı da dedim ben doğmadan. Ben 61'de doğmuşum dedim. 90'da dedim onunla tanıştım. O 90 senesinden 95-96'ya kadar yani... Beni çok korudu ama. Abi, yani şu anda diğer hanımefendinin adı ne onu bilmiyoruz. Biliyoruz. Kim? Emine Özkan. 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 Nerede yaşıyor? Antalya'da yaşıyormuş. Antalya'da. Siz kocanızla Hasan Bey'le nerede yaşıyordunuz? Malatya'da mı? Malatya'da Pötürge'de yaşıyorduk. Pötürge'de yaşıyordunuz. Evet. Şu anda Hasan Bey sevgilisinin Emine'nin yanına gitti Antalya'da. Evet. Onunla beraber. Evet. Peki bu süre içerisinde kocan sana... Yani Nefise benim için bitti bu evlilik. Boşanalım diye bir dava açtı mı? Hiç açmadı. Bana bir şey demedi. Kızıma sözlü mesaj göndermiş. Salabiliriz yani. Sözlü mesaj göndermiş. Annene de ister ver görsün, duysun. Annem beni unutsun. Evi kilitledim. Evi kilitledim. Evden onun adresini de sildirdim. Yani ben vatandaşlık bekliyorum ya 10. ayda. Sildirdim. Polise gitmiş, sildirmiş. Yani ben eve gidecektim. Eve gelemez. Eve gelemez. Abimin üstüne ev diye şey yapmış. Böyle bir gelsene Nefise. Ayakta durabilecek mi? Hayır, o zaman otur. Bak otur, otur o zaman. Hiç yani... beni korkutma. Şimdi aşktan bayılacağım bir şey olacak. Düşerim valla. Allah korusun. Buradan eşin Hasan'a seslen. Hoşta beyefendiymiş. Hasan aşkım. O kadının yanında ne işim var? Sen bana demedin mi? Eğer benimle olmazsan kardeşim olarak sana bakacaksın. Ben getireceğim, sen hazırlayacaksın. Diye. Gel sana bir sarılayım. Bütün dertlerim gitsin. O seni seviyor mu? Esra Hanım, beni yani sevmemiş olsa... Buna dair bir olsa, inancın var mı? İnancım var. Beni sevmemiş olsa... Beni Bulgaristan'dan getirmez göçmen olarak. 2 çantayla geldim. Destek çıktı bana, baktı.
Kızım kayboldu. Evsiz bir kadın kaçırıyordu. O buldu. Ben hayatta belki kızımı bulamayacaktım. Benim annemi 30 sene İzmir'de sokak sokak aradık. İzmir'de annemi buldu bana. Sevmese yapar mı bunu? Tabii ki yapar mı? Peki Hasan Özkaş'ın ve Emine Hanım'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. 3 yıllık hayat arkadaşı Nefise Hanım'ı niçin terk etti? Bu terk etmenin çıksın gerçek buraya, benim sebebi nedir? Söylesin. Ne söylüyorsun? Yani suçunu söylesin. Ha, hatamı söylesin. Yani ne yapmışım da gitmiş? 6 senenin içinde ne yapmışım? Hata. Onları söylesin bütün 80 milyonun önünde. Sarılınca diyorsun bütün derdim gidecek. Gidecek. Gider mi sence? Gider. Belki daha çok dert açar başına. Gider dedim ama Esra Hanım, sevgimi öne koyarak gider dedim. O kadına dokundu ya. Midem biraz karışıyor. Çok güzel tarif etti. Ama biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Bir nebze omurga diyoruz. Yani kabul edemiyorum. Ben artık başka biriyle olmasını kendine saygısızlık olarak görüyorsun değil mi? Evet. O yüzden evet dedim. Belki bir daha sarılırsan daha çok dert açar başına. Aynen. Yani her duygunun bence yaşı var. Yani bunu kaldırabilecek yaşlar var. 60'lı yaşlarda bu gençler... aşkın ortasında yüzüyorlar ama Hasan Bey hayat arkadaşı Nefise Hanım'ı la olan yuvasını kurtarmak mı istiyor yoksa boşanmak mı istiyor kendisinden öğreneceğiz. Bazen gerçek acıdır ama yüzleşmek lazım Nefise. Aynen. Tamam mı? Tamam. Siz ne diyorsunuz bu arada? Bir şeyler söylüyorsunuz. Söylüyorum, haklı ha? Diyorum. Hani haklı. Seviyor musunuz diyor. Bir daha gelse öper misiniz diyorsunuz. Öper yani, sarılır öper. Ben de olsam ben de öperim. Habibe gelse. Nerede? Gündür siteleri gezdim. Sitelerde Habibe'nin aynısı bir bayan buldum. Bakın, yalnız bu bayan genç, bizim Habibe biraz daha yaşlı. Ya Rasim Bey, acaba belli bir yaştan sonra buluşmaya gözlükle mi gitmek lazım? Hayır, hayır. En azından ne gördüğünü gözlük bileceksin. Değil, resmini çekeceksiniz. Biz bunu yapamadık. Bırakın önce, yapmayı, elini bile tutamadık. Şimdi sevgili seyirciler, ekranı ilk kez açanlar, ne oluyor, ne bitiyor diyenlere mini bir hatırlatma. Hatırlatmanın ardından Habibe olarak bildiği ve tanıdığı kişiye para gönderirken aslında Habib Acar isimli bir erkeğe evet bu paraları gönderiyordu. Evet. Habib evet Acar da ben de bu kadının mağdurlarındanım diye programa geldi. Ama Habib gerçekten mağdur mu, mağdur eden mi? Bu sorunun cevabını alacağız. Önce hatırlatma. Mağdur. Burada. Sen ne utanmaz bir adamsın ya. Konuş. Bir sus, beni dinle. Konuşma, beni dinle. Kadar. Hiç ben dikkat. Ne oluyor senin? Şimdi bakın, bu beyefendi şu gölge kadın için kavga ediyorlar. Senin Habiben onun Neslihan'ı. Buradan devam edin. Otur şuraya. Benim bilgim yok, bir beni dinle. Çetenin başı sensin. Yalancı bir adamsın sen. Susuver ya. Bunun gibi değil. Bağır bağır. Ben konuşuyorum, bunu sen değil. Bağırma bağır. Beyefendi. Ya o gidecek, ben gideceğim. Ben senin bir vuruşumu yemedim. Habib Bey kaçmayın bak. Siz kaçtığınızı sizden şüpheleniyorum. Vallahi şüpheleniyorum. Sizin vermiş olduğunuz fotoğraflardaki kadın... Ben kimseyi tanımıyorum be bak. Leyla Eker'i bilmiyor musun? Ben bir tek Neslihan olarak... Peki Habibe'yi görsen tanıyor musun? Yani sen 4 aydır konuşuyor musun? Evet. O senin olsun. Evet. Ben istemiyorum. Benim... Tamam oldu. Ben 80 milyar para kaptırdım. Aferin, çok güzel yapmışsın. Benim senin Habibem. Senin Neslihan'ın. Benim Habibem. Ben 45 kaptırdım, sen 80 kaptırdın. Sana Habibe Acar taklidi yapan sana göre Habib mi? Evet. Nasıl evet. Yani seni çünkü bir kadınla numara görüştürüyor. Habibe, numara Habib Acar'ın. TC Habib Acar'ın. 85 milyonun da söylüyorum. Habibe Acar karşımızda. Hoş geldiniz. Habib Acar'da sürütüyomuzda. Rasim Atilla'nın evlilik sitesine tanıştı. Habib Acar'a bir para gönderiyor. Bu parada bir TC kimlik numarası üzerinden gönderiliyor. Hanımefendiye gelip İstanbul'da elden Esenyurt'taki bir parkta para verdikten sonra hanımefendi diyor ki şu karşı apartmana git. Bekle, ben geliyorum. O apartmanda benim dairem var. Sonrasında Rasim Bey dolandırıldığını anlıyor. Hemen karakolda soluğu alıyor. O TC kimlik numarasını verdiğinde polis memurları kendisine ya siz Habibe diye bahsediyorsunuz ama bu TC kimlik numarası bir erkeğe ait bilgisini öğreniyor. Yayınlarımız evet aracılığıyla da Habib Bey'i bulduk. Her ikisi de karşı karşıya. Ortada bir kadın var. Ne onlar buluştukları kadını ne de o resimde gördükleri kadını gerçekten tanıyorlar.
Yani bana göre şu anda ortada bir kadın, bir Habibe ya da sizin için Neslihan yok. Yok. Ama iki erkeğin o kadın için savaşı var mı? Var. 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 Kıskandınız mı Habib Bey'i görünce? Ben Habib Bey'in neyini kıskanayım? O Nefise'yi bulmuş. Hayır ama sen Habibe'yi, Habibe'yle de onun birlikte olduğunu düşündün hayır, ya. Hayır, hayır, hayır. Hiç aklımın ucundan geçmedi benim. Hmm. Hiç aklımın ucundan benim karşıma bir erkek çıkacağı geçmedi. Benim Habib Bey'e birkaç sorum var. Tabii İzniniz ki olursa. Sorunuz lütfen. Habib Bey. Evet. Ben Habibe'yle 4 aydır konuşuyorum. Evet. 4 aydır da para gönderiyorum. Hı. Doğru mu? Doğru diyorsan, evet. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Diyorum. Doğru diyorum. TC numarası. Peki sonunu söylemedim. Bu TC size ait mi? Bana ait. Evet. Doğum tarihi 1-11-70 size ait mi? Bana ait. Peki telefon değil. Kabul etmiyorum. Çünkü size o bayana ait. Değil mi bu telefon numarası? O bayana ait. Efendim? Para o üzeri telefon numarası üzerine yatıyor. O bayana ait. Bayana sizin ait. Ben de o peki, aynı şekilde... Peki artı bir şey soracağım. Şöyle sorun, çok güzel sorular sordunuz. Sizin telefon numaranızın son hanesi nedir? 3394. Peki, 98. Şimdi siz de bir kadınla, onun Habibe olduğu, bir sizin Neslihan olarak tadınız bir kadınla iletişim kuruyordunuz. Evet. Kaç aydır kuruyordunuz? Ben 2 senedir konuşuyordum. Yalnız son 4,5 ay önce ben bıraktım kendisini. Bıraktım, bıraktıktan sonra Atilla Bey'e yönelmiş. Peki, siz de bu hanımefendiyle iletişim kurarken hangi telefon numarası üzerinden kuruyordunuz? Son hat numarası şey neydi? 1460 üzerinden. 1460. Her ikiniz de aynı telefon numarası üzerinden bir kadınla konuşuyordunuz. Habibe ve Neslihan'ın tek ortak yönü aynı telefon. 1460. Evet. 1460. 1460 şunu söyleyeyim. Kişi. Ben bu 1460'a ta buraya geleceğim pazar gününe sabahına kadar mesajlaşıyordum. Ve sesli konuşuyordum Habibe'yle. Evet. Habibe, ben buraya pazar günü gelmeseydim, çarşamba günü buraya benim yerime, Bodrum'a gelecekti, evlenecekti benimle, sözde. Ay. Bakın, dinliyor musun beni? Dinliyorum. Ha, gülme, dinle beni. Benimle evlenecekti. Ben, pazar günü sabahleyin, Habibe beni aradı. Dedi ki, bana harçlık gönderecek misin, geleyim mi dedi. Ben buraya geleceğim için... Sözle verdim söylemeyeceğim diye para filan göndermedim. Habibe ile benim aramdaki telefon kapandı. Niye nasıl kapandı? Engel koydunuz. Bak dinle bir dakika beni. Bir dakika ben bir anlatayım ya. Yasin Bey buraya gelmemiş olsaydınız acaba Habibe ile evlenmiş olabilir miydiniz? Evlenemezdim kesinlikle. Bir daha tokat tamam. Yiyecektim. Buyurun. Anlatabildim mi? Engel kondu WhatsApp'a. WhatsApp'tan yazılar yazdım. Telefonumda kayıtları var. Habibe gelmiyor musun? Habibe para göndereyim mi? Habibe para göndereceğim. Bana cevap ver, cevap ver, cevap ver. Hiçbir cevap yok WhatsApp'ta. Normal telefonu açıyorum ki normal telefondan açıyor beni bazen. Diyor ki WhatsApp hatalı diyor. Giremiyorum diyor. Habibe Hanım'ın hangi özelliği sizi cezbetti? Vallahi ben özellik göremedim ki daha. Bak, Habibe Hanım'la hayali bir görüşme olsa bu paralar gitmez. Siz yüz yüze geliyorsunuz. İkiniz de yüz yüze geliyorsunuz. Ben yüz yüze geldim. Tamam, elimden eline verdim parayı. Bakın, elimden eline... Tamam, ne farkı? Hayır. Her isteyene gönderir misiniz o parayı? Şunu düşündüm, hayır. Şunu düşündüm. Dedim ki, kapalı, mutasip, ehli tevhid, namuslu bir bayan, çocuğu yok. Hı. Benim yaşıma uygun, boyu boyuma uygun, belki huyu da huyuma uygundur dedim konuştuğum süre içinde. Bu karara varıp gittim yanına. Anlatabiliyor muyum? Ama benim karşıma çıkan Habibe, paraları alan Habib. Ama o parayı siz gönderirken bir umutla gönderiyorsunuz ya. Tabii tabii. Sizin o duygunuzu hep yukarıda tutacak, yüksekte tutacak. Sizin onunla ilişki tabii yaşayacağınıza dair o umudunuzu ayakta tutacak bir şeye ihtiyacınız var. Siz aslında bunu merak ediyorsunuz. Yani evet. Ne bileyim telefonda aşkı ton bir tanem duygusu. Sevgilim mi tabii, diyor. Tabii bir karşılıklı konuşmalar var. Karşılıklı yani konuşmalar. Sevgi dolu bir konuşma tabii, tabii, var. Var. Sizinle de böyle miydi? Var. Evet. Sizinle de öyleydi. Şimdi ben görüntülü konuşayım dedikçe benim telefonum ekran kamerası bozuk. Görüntülü konuşamıyorum derdi sürekli. Ben görüntülü hiç konuşmadım. Bak bu şekilde yani şey derdi. Ben bir tek yani Esenyurt'ta parkta gördüm. Kaç saat telefonda konuşuyordunuz?
bir 5 dakika falan görüşüyorduk yani. Ya 5 dakika konuşuyordunuz, para mı gönderiyor? Çünkü annesi vardı, babası vardı. Babası, annesi babası bunu çok dövdü yani. Biliyorum yani, ağzı burnunu kırdı. Hastanelik falan oldu. Gördünüz mü? Bana da abi, babası arası bana hastanede onu, hastaneye yattığında sargılar içerisinde atardı sürekli. Peki bu, bir o sargılarda de, en son benimle görüştüğünde o sargılarda bacakları düşmüş, ayağını kırmış. Abi halinde bana o gönderdi. O sargılı fotoğraf gönderiyor ya size. Evet. Yüzün sen neresi sargılı? O zaman yüzü sargılıydı. Gözlerini görebiliyor muydunuz? Gözleri de kapalıydı. Şurada şöyle şey şeklinde. Ben sana bulayım internet arama motorundan sargılı insan yüzü. Atayım sana. İşte Esra Hanım, 80 bin seyircinin içerisinde size namusum şerefim üzerine yemin ederim ki benim bu işle hiçbir ilgim yoktur. İlgi bak, senin ilgin bak, var. Senin ilgin yoktur. Var. Ben de Çete vardım başı, Atilla sensin. Bey. Atilla sensin. Bir bak, beni delirtme. Ya, o da cevap hakkını kullansın, evet. Ya sen konuştun, ben de konuşayım. Bir sus ya. Ya bana sus deme, bak delirtme beni. Sen konuşurken ben sustum bak. Esra Hanım, ben ne parasını yedim, ne cebime girdi. O para telefon numarası üzerinden o kişiye şifre giderek o kişi çekiyor. Ben de istiyorum bu şahsın bulunmasını. Tamam, bir şey sorabilir miyim? Sen bu şahsın bulunmasını istiyorsun, bize Habibe'yi başka resim gönderiyorsun. Ama benim elimdeki, bana kendini öyle o şekilde tanıttı. Sen bunu gördün diyorsun ya. Tanıttı beni. Gördüğün kadın başka resim olur mu ya? Ya ben buldum şekilde, abi benim benzerini buldum şimdi telefonda. Ya ben de diyorum ki o şekilde o tanıttı bana. Ya sen ama gördün ama bunu. Siz ikiniz de bunu Esenyurt'ta parkta bir kere gördünüz mü? Evet. Ben bir dakika hemen parayı verdim çıktım ben. Niye kendisine parayı verip niye çıkıyorsun verip bir çıkıyorsun? Oturup çay kahve içmiyor musun? Sorun şu ki siz gördüğünüz fırsat kadınları tanımıyorsunuz. Bu kadınlar bak, başka kadınlar. Yani siz hiç alakasız insanlar. Her ikiniz de parkta gördüğünüz kadın bu diyorsunuz sosyal medyadaki kadın. Sosyal medyadaki o kadınlar farklı. Onun dediği bayan, onun dediği Neslihan mıydı, neydi adı? O bayan yani değil. Görmüşseniz. Benim gördüğüm bayan değil. Bana görüşmenizin detayını verir misiniz? Bu kadınla ilk kez Çorum'dan geliyorsunuz İstanbul'a. Çorum'da değil, ben burada çalışıyordum. Ha tamam, Esenyurt'a geldi. Çalışıyordum da görüştüm yani. Telefonda görüştüğün, şimdi bak normal şartlarda düşünüyorum. Telefonda konuştun, arkadaşlık yaptın, iyi anlaştın. Kadınla ilk buluşman. Parkta evet. Buluşuyorsunuz. Kaç saat oturdunuz beraber? 5 dakika. Ben oturmadım. Bir dakika içerisinde parayı verdim. Hemen çıktı. Çünkü dedi hemen çıkıp gitti. Peşinden gittim ama nereye kayboldu bilmiyorum. Merhaba dedin mi kendisine? Hayır. Elini sıktın mı? Peki hayır. Nasıl buluştunuz birbirinizle? Aceleydi benim işim. Çalıştığım iş yerinden izin aldım gittim. Hemen parayı verdim çıktı gitti. Ya Habib Bey öyle bir şey olabilir mi ya? 9 bin lira para verdim Esra Hanım ben o gün. Ne? 9 bin lira para verdim ben o gün. Tamam elden verdin ya hanımefendi bir dakika dur falan demedin mi? Akrabalarım var dedi, esek dedi, kosek dedi, burada dedi, benim peşimdeler dedi. Çekti gitti. Ben o zamana kadar aklım başıma geldi ama bulamadım. Bak mesela Rasim Bey o gün çok akıllıca bir şey yapmış, karakola gitmiş doğruca. Ya sen de bir gitseydin, en azından o tarihli, yakın tarihli, ya şu parkta şu kadınla buluştum. Parayı aldı gitti, in midir, cin midir, dolandırıcı mıdır? Hiç aklınıza gelmiyor mu böyle bir şey ya? Sen bu kadını tanıyorsun Habib. Bak beni bir dinle. Ben o senden daha kısa görmüş. Bak, bir dakika. Bak, bu kadını tanıyorsun. 80 milyonun içerisinde yemin ediyorum sana. Ben ya tanımıyorum. Veya sana bu kadını tanıştıran. Benim onunla bir ilişkim yok. Ya var veya yok. Bu kadını sana tanıştıran biri var. Kim tanıştırdı? Onu bulacaksın. Ben telefonda, yanlış telefonda tanıştım. Aynı numara üzerinde tanıştım ben. Ama yanlış ya, numara nasıl denk geldi? Yanlış numara bana da mı denk geldi? Niye Habib Bey TC'nizi, doğum tarihinizi, bu bilgileri nasıl ele geçirdi bu kadın? Bilemiyorum avukat hanım. Bilemiyor mu? O zaman şüphe uyandırıyorsunuz. Sizin TC'niz, doğum tarihiniz bu nereden geçirdi bilemiyorum. Ve siz bakın bu kadına bu hesaptaki farklı bir TC numaralı bir erkeğe para gönderiyorsunuz. Böyle olunca da şüpheleri üzerinizde topluyorsunuz. Ben, bu kadına gönderip Esra göndermediğinizi hatırlamıyor musunuz? Niye TC numarası? Ben bir telefon numarası verdim. Onu bağlar mısınız? Tabii bir telefon numarası vermiş ekip arkadaşlar. İki tane abi benim telefonum var. Gerekirse onlar da var. Tamam. Şimdi telefon altında bir ihbar var. Hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim sahiplerim. Esra Hanım. Buyurun. Habib gerçekten bir dolandırıcı. Beni de dolandırmak istedi fakat emeline erişemedi. Yani Rasim Bey'i kesinlikle ve kesinlikle dolandıran insan Habib'tir. Buna emin olun. Dinle. Nereden tanıyorsunuz Habib Bey'i? Nasıl tanıştınız? Habib Bey'i sosyal medyadan 2019 senesinde tanıştık. Evet. Beni görmek için İzmir'e geldi. Benim kolumda bir iki tane bilezik vardı. Onları benden istedi. Evinin satacağını söyledi. Bana geri vereceğini söyledi. Fakat bir arkadaşım evi ben alayım dedi. Ada Partili falan ve E-Devleti'ne girince bu insanın dolandırıcı olduğunu öğrendi. Siz dedi hem devleti hem milleti dolandırmışsınız dedi. Milyonlarca dedi icra var üzerinizde dedi. Habib Bey dedi. Var bu. Hatırladınız mı hanımefendi? Hatırlıyorum. Ben öyle yaptınız. Bir şey demedim. Demedim. O kendisi evlilik amaçlı beni oraya çağırdı. Nikah yapacak diye. Sonra da bu benim borçlarım dolayısıyla bu iptal oldu. Ben de valizimi topladım gittim. Bir şey yok yani. Bileziklerini alayım. Yani çok mu icralıktı? Evet. Var borcum. Benim borcum var. Evet Esra Hanım. Sonra İstanbul'a gitmiş. Beni Telegram'dan arıyor. Bir bayan resmi atıyor, adı Semra. Ben bununla evlendim. Bak resmi de bu. Hayır öyle bir şey yok. Bir tane de kızı var. Ben mesajları size atabilirim. Hala bende kayıtlı. Sen evleniyor musun? Misiniz? Hayır. Şu aralar. Peki hayır. Şimdi bu arada birinin icralık ya da çok borcunun olması onu dolandırıcı yapmaz. Sizi nasıl dolandırdı? Sizden para aldı mı? Ben ondan para almadım, pul almadım. Ben ondan hiçbir şey talep etmedim. Benden alamadı, benden altınlarımı istedi. Ben vermedim. Hayır, ben altın ondan falan istemedim ondan. Yalan konuşuyor. Yani gelmişti Esra Hanım. Yalan. Kullarının anahtarı yok mu dedi. Hayır dedim. Benim evimde hırsız mı ver anahtar kullanayım? Ya şimdi Esra Hanım sonra bir evde. Bende kurbağacık var dedi. Kurbağacık mı maymuncuk mu bütün kapıları kilitler ve açar. Ve çantası dolu tornavide, pense, kesper her türlü malzeme bulunuyordu. Ben iş yerinde çalışıyordum. İş yerinde aldım çantam da lazım oluyor diye gezdiriyordum. Takım sandığınızla öyle deriz ya takım sandığı deriz. Takım sandığınızla mı dolaşıyor? Esra Hanım. Valizdeydi. Buna bir sadece bir çekiç. Evet. Çekiç çantamdaydı. Bunu götürdüm verdim ben. Ben bununla bir ilgisi yok ki. Habib Bey sizin yaşlı anneniz var. Hani siz ona bakıyordunuz, onu bırakamıyordunuz. Kimi? Annenizi. O zamanlar ailemden izin aldım. Bu da böyle deyince gel tanıyalım birbirimizi tanıyalım diye gittim. Siz İzmir'desiniz, İstanbul'dasınız, her yerdesiniz. Anneniz yani aslında 98 yaşında. Ben kesinlikle dolandım. Ben ondan hiçbir zaman bir şey istemedim. Doğru. İstemedim. Abi uzun lafı kısası uzatma işi. İstediğini söyleyebilir misin acaba? Uzun lafı kısası uzatma işi. Şimdi Esra Hanım bir evde yattığın odada evet. Odaların kapıları hepsi açık. Evet. Sen yatıyorsun içeride aile var. Evet. Ne yaparsın sen? O evde kimler yaşıyor? Kendileri yaşıyor. Kızları, aile, bak, anneleri, babaları mı? İki tane evladı var. İki evladı var. Evladı var, kendisi var. Evet. Yeri geliyor, kızları geliyor. Yani o nedenle ne yaparsın sen o zaman? Siz yatak odasının ya da odaların... Kapılarda kilit yok. Açık kapıda mı yatacaksın? Esra Hanım benim odalarımın kilidi ona alakadar etmez ki. Bize hırsız yok ki kilitleyelim. Şimdi normal şey, hadi siz şu açıdan mı düşünüyorsunuz? Hani ben erkeğim, yanlış herkes odasının kapısını kilitlesin diye mi? Bu açıdan evet, mı? Evet, o amaçla iş ettim ben. Hayır Esra Hanım, hayır. Ben onu hiç kat diye bak gerçek diyorum. Daha ve benim halen altınlarımı de, istedi. Daha halen de bak ben diyorum, ben adını anıyorum. Fakat ben onunla herhangi bir, ondan ben altınlarını istemedim, bir şeylerini istemedim. İstediniz benim Allah'ım, ben paramına gittim Esra Hanım oraya, ben paramına evlenmek gittim. Evlenmek için gittiniz. Evet, ben paramına evet, gittim. Evet, aldınız. Ben 3,5 milyar, 4 milyar parayı ben eline saydım. Eline saydım kendisine, bu sende dursun sizin, diye saydım. Sizin paranız yoktu beyefendi sus, yanınızda. Sus, yalan konuşma. Yalan konuşma. Ev olarak. Cebimde geldiğimde benim 4,5 milyar param vardı. Ben 3,5 milyarı ben sana saydım. Ben sizin paranızı bilmem ki beyefendi. Ben senin evi balonum şey yoktu bak brandası yoktu balonuma branda çektim. Niye açıkta benim balkonuma branda çekecektin? Yalan konuşma. Ben keza evinde mi yaşıyorum branda çekecektin? 80 milyon seyircinin içerisinde 80 milyonun içerisinde yalan konuşma. Vallahi evlatların yanı sizi görünce bir dakika. Şok geçirdim ben. Evlatların üzerine yemin ediyor musun? Ölsün yemin ediyorum musun? Beyefendi. Ediyorum. Evlatlarıma da kurban ol. Ben kurban olurum. Anladın mı? Sen de yemin ediyor musun orusunu bu üzerine? Ben evlatlarımı ben senin evlatlarını evladım bildim. Çöp bile topladım. Senin gibi dolandırıcılık yapmadım. Tabii.
Elektrik doğalgazı kapandı. Evet. Elektriği kapandı. O arada dedi ki bunu ödeyelim dedi. Ben de dedim ki sen... Bir dakika dinleyin. Ben de dedim ki tamam dedim ödeyelim. Kaç liraymış gidelim de şey edelim dedim. Baktım para yetişmiyor. Kredi çekmeye çalıştım. Bak kredi çekmeye çalıştım ben bunun için. Yalan konuşuyor her şeyi. Vallahi Habib Bey şimdi borçlarımdan dolayı ben çekemedim parayı. Aynı yerdeyim. Çekemedim. Bir saniye bana gerek yok. Valizimi topladım çıktım. Kendisi dedi ki tamam dedi gidebilirsin dedi. Ben seni kovdum. Şimdi aslında o da şunu söylüyor. Ben diyor bu borçlardan dolayı kredi çekmek istedim. Kredi çıkmayınca o da benimle ilişki yaşamayı istemedi diyor. Hayır Esra Hanım sadece beni görmeye geldi ve ben beyefendi bana bileziklerimi istedi. Karşılığında ev için istedi. Bak, evinin ada parseline falan bakalım yalan konuşma kesinlikle yalan konuşma. İstanbul'a gitti. İstanbul'dan bile benden altınlarımı istedi. Gel yalancısın sen. Ortak çalışalım. Yalancısın. Yalancı değilim gayet. Yalancı olamam. Asla olamam. Senin nereden altının vardı? Altının vardı da doğalgazın niye kapandı? Peki benim doğalgazım elektriğin niye kapandı ki, o zaman? Hiç kapalı olmamış. Rüya görüyorsun yalan herhalde. Yalan konuşma. Başkasıyla karış. Şimdi ne var kolumda beyefendi? 2 gün 3 gün kızıyorsun oraya gittin de oturdun elektriğin doğalgazın kapandı diye. Ben yalan mi? Konuşma. Ben mi? Yemek yapacak da tüpün mü oldu senin? Çok insanları dolandırmışsınız. Yalan konuşma. Habib Bey kaç yıldır evlenmeye çalışıyorsunuz? 5 senedir. 5 yıldır evlenmek istiyorsunuz. Evet. Hep karşınıza böyle mağdur edileceğiniz ilişkiler mi çıktı? Evet. Hep ilişkiler paraya mı dayalıydı? Evet. Çok özel değil. Ben, Habib Bey, çekici alıp niye gittiniz? Ben saygı, sevgi, yanımda bir hayat arkadaşı istiyorum. İsterse yiyecek ekmeğe muhtaç olsun. Senin hayat arkadaşın para olmuş. Ya bir sus. Ya konuşacağım ya. Ne demek sus? Ya bir susuver. Ben seninle konuşmuyorum. Ben başkasıyla konuşuyorum. Allah Allah. Habib Allah Bey, çantanızda ev aletlerini niye götürüyorsunuz? Ya, size ya hangi... iş yerinde... Afadhanım iş yerinde lazım oluyordu. Ben yani sürekli... malzemem cebimde çekicim falan oluyor. Bir çekicim vardı yani cebimde. Peki. Şimdi ekip arkadaşlarıma, hanımefendi birkaç dakika bekletiyorum. Ekip arkadaşlarıma bir telefon. Pardon, söyle bakayım. Habib Bey. Şimdi telefondaki hanımefendiye bir resim atmışsınız siz. Evet. Şuradaki, arkamdaki değil, şuradaki fotoğrafa bakın. Kim bu resim, kime ait? Selma Hanım. Sema. Sema, kim Sema? Bu Selma, bu şeyli... Nerede? Tamam, ben bu bayanla da ben görüştüm. Arkadaşlık mı yaptın? Hayır, sadece telefonda görüştüm ben bununla. Bunu kendi eşinden boşanmış, eşi mefat etmiş, eşinden sonra bir kızı vardı. Okuyordu. Ben bununla da, görüştüm ben. Ne kadar süre ilişki yaşadınız? Bununla ben iki ayını bir görüşme yaptım. Ne zaman attınız hanımefendiye bu telefonu? Fotoğrafı? Tamam, oradayken de attım. Orada attım ben ona. Yani telefondaki hanımefendiye döndükten sonra bu kadının fotoğrafını mı attınız? Ondan ayrıldıktan sonra attım ben. Tamam, yani kıskandırmak için mi? Evet. Hani benim sen kıymetimi bilemedin ama bak ben kiminle beraberim diye. Evet. Etki etti mi peki? Hayır. Yani Habib sana... Ben de tamamen çekiliverdim yani. Yani şey sen bunu atınca o seni kıskanacaktı, geri dönecekti. Böyle mi planladın? Mutluluk aradım ben Esra Hanım. Tamam, mutluluk. Onu anladım. Kıskandırmak mı istedin? Ben 5 senedir bekarım. Yalnız onu yaşıyorum. Onu soruyorum. 5 yıldır evlenmek istiyorsun. Evet. Ben mutlu olmak istiyorum. Eşimle birlikte yaşamak istiyorum. Benim tek dileğim bu. Benim kimseye dolandırıcılıkla benim ilgim yok. Kimsenin parasında pirasında gözüm yok. Benim Allah'a şükür bir maaşım var. Ben maaşımla yaşıyorum. Kimseden bir kuruş istemiyorum ben. Peki niye hiç kimse gerçek Habib sevmiyor? Yani hep niye böyle bir sorunlu ilişkiler yaşıyorsun? Bilemiyorum Esra Hanım. Habib Bey'i sana kim tanıştırdı? Ya demin dedim, telefonda tanıştık dedim, daha hala konuşuyorsun. Sen geçenlerde dedin ya bunu. Bir arkadaşım hastasıyla tanıdım. Telefonla kendisi aradı, öyle tanıştık biz. Ben sana anlatıyorum, anlamıyorsun ki. Anlamam tabii, benim param gitmiş, canım gitmiş. Benim de gitti. Senin nereye gitti? Yalancısın sen ya.
Bu çetenin başı aynı, sensin sen. Bu çetenin başı sensin. Tanışmayla dinliyor musun beni? Verdiysen o parayı demek ki senin de hatan var. Ben verdim, hatamı kabul ediyorum. Senin de hatan var sen demek etmiyorsun. Ki. Sen etmiyorsun. Bu çetenin başı sensin. Ben Habib, değilim. Habib, Habibe eğer sensin. Eğer verirsem şurada. Bırak yemin et de bana. Yemin et de bana. Tutuklan beni o zaman. Tutuklarlar. Ben zamanı geldi mi o da olacak. Öyle bir şeyim var olsa. Zamanı var. Ben sana sana yeminle söylüyorum. Ya bırak, bütün yemin ailemin üzerine yemin ediyorum. Ya eğer etme, senin bir kuruşun cebime girdi yediysem. Habib Bey, buraya geldikten sonra olsun. Şikayetçi oldunuz mu? Elinizdeki tüm bilgileri, doneleri emniyetle paylaştınız mı? Siz de şikayetçi Esra Hanım, oldunuz mu? Geçen ben burada da söyledim. Tamam, gidelim, ne gerekiyorsa yapalım dedim ben size. Ben onu bekliyorum. Yaptın mı, şikayetçi oldun mu? Olmadım. Olmadı, tamam. Şimdi şu anda ben onu istiyorum. Tamam. Ve bunu çözülmesini istiyorum. Tamam. Ve kız kardeşimi bağlamanızı, bir tane arkadaşım var onu bağlamanızı istiyorum. Benim peki, nasıl bir insan olduğumu... Peki şu an süren yok, yarın bağlarız onları. Aynı zamanda şikayeti de yapalım. Siz şimdilik uğurluyorum Rasim Atilla, buradan gidebilirsiniz. Habib Bey, siz de buradan uğurluyorum. Yani bu özellikle de belli bir yaşın üzerindeki büyüklerime sesleniyorum. Bu telefonda tanıştığınız, arkadaşlık yaptığınız, size iki canım cicim diye dedi diye... Paralar gönderiyorsunuz ama sonunda dolandırılma ihtimaliniz çok yüksek. Programda da örneklerini gönderiyorsunuz, görüyorsunuz ve bu sebeple de lütfen bu paraları göndermeyin. Mehmet Altun geliyor, buyursunlar. Eve bir dadı almak istiyorsunuz. Dadı daha eve girmeden yuvanızı yıkıyor. Gerçekten öyle. 4, 3, 2 yaşında 3 tane çocuk ve ona yardımcı tutmaya karar verdiniz. Bir tanesi başvurdu. Biz bununla görüştük. Beraber bir kahve içtik. Durumlarını gördüm. Hani nasıl kadın bir yapıya sahip? Meryem. Meryem Hanım. Daha sonra eşime telefon açtım. Ben her şeyi anlattım. Maaşla konuştuk, her şeyi anlaştık. Eşim baktı, hani eşim sima olarak pek beğenmedi. Güzel genç bir bayan olduğu için belki de o yüzden de istememiş olabilir. Asıl aslında gerçek neden? Fazla güzel. Meryem elendi. Eşini sonra diyor ki babamın evine gideyim. Ben de dedim engeli kaldım, şuna bir mesaj atayım. Tabii benim WhatsApp'ım eşimin telefonunda açık olduğu için eşim de görüyor. Bak dedim, yani ben seni aldatmadım. Ama dedim bak en son... Zanlıyım yani, sabıkalı değilim diyorsun. Evet, öyle oluyor, evet. Tekrar soruyorum, bu Meryem isimli kişiyle daha önceden bir tanışıklığınız var mı? Yok. Evine gittiniz mi? Evine şöyle görüşmeye gittim ya eş için. Evine mi gittin? Evet. Şöyle söyleyeyim Rabia, ben sana hiçbir şekilde bir yanlış yapmadım. Ben çocuklarımın annesini çok seviyorum. Ya olur evine geri dön. Meryem Hanım sürütüyor musta. Mehmet Bey'in 6 yıllık yuvasının bitmesinin sebebi siz misiniz? Kesinlikle ben değilim. Ama kendisi ara ara bana hep mesajlar attı. İşte nasılsınız? Sizinle görüşmek istiyorum. Oturup bir kahve içebilir miyiz? Sohbet edebilir miyiz? Kaç para maaşı anlaştınız? Eşi 20 bin mi, 25 bin mi ne demişti? Ben size 5 bin lira fazla vereceğim dedi. Rabia Hanım, hayır ben bu kadının bizim evde çalışmasını istemiyorum. Sonra seninle ilgili geçmiş çalışma hayatından bahsediyor. Mehmet de diyor ki evet diyor, bizim hayatımıza, yaşam tarzımıza asla uygun biri değil. Bizimle çalışamaz diyor ama arkadan size mesaj atıyor. Eşi terk ettikten sonra bu adam tekrar bana mesaj yazıyor. İşte çocuklar ortada kaldı. İşte şimdi memnun musun? Onları bir kenara bırakıp ya senden bir şey isteyebilir miyim? Sen gelip çocuklara bakamaz mısın? Denede düşen yılana sayılır misali. Değil mi? Ya dedim hani bakacak arkadaşım yoksa gel idare et. Ben de gideyim. Eşimi getireyim. Yani aslında benim yuvamı yıkan bir bakıma da benim eşimin ailesi. Yani Meryem bahane. Meryem'in burayı çıkmış. Sen vesile oldun diyelim. Sen vesile oldun. Ben yani. Vesile zaten... oldum. Beni tanımıyorsunuz. Evet. Eşine de buradan sesleniyorum. Benim hakkımda bu konuların konuşulmasını istemiyorum ben. Ben sana bir yaklaşım gördün mü benden? Yok. Elimi tuttun mu? Yok. Götürdü, iş yerini gezdiriyor bana. Bak diyor, bu paletler diyor, burada basılıyor. İş yerine bir tane kalıp... Bu demirler diyor burada basılıyor. Bana ne senin demirlerinden? Gerçekten niye demirlerinizi gösterdiniz? Ay öyle bir şey yok ya. Fabrikadaki. Ben ya şu an yalan buna söylüyorum. Dedim ki benden dedim ümidini kes. Bakın dedim, siz evlisiniz dedim, benim kuaförüm bile buna şahit. Bütün hata benim zaten. Niye ben uydum mu şeytana? Uymadın ama sen şu an çok farklı şeyler konuşuyorsun ya. Yani. Ne konuşuyorum? Sen seni konuştuğunu konuşuyorum. Ben şeytan. Hayır. Ben de şeytan oysa tanımışlar. Romeo'yla Juliet çıkacaktık burayı. Bu yuvayı yıkan Meryem mi? Mehmet Bey'in bu tavırları mı? Rabia Hanım. Bu benim eşimin 10 15. haftasıcı. Burada Meryem Hanım'ın hiçbir suçu yok. Meryem Hanım hiçbir şekilde mesaja cevap vermiyor. Hanımefendinin evine gidip kahve içmiş. Benim bundan hiçbir şekilde haberim yok. Ben dedim mesaideyim dedi bana. Ben bu adamdan artık boşanmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum. Rabia'yı da bekliyoruz buraya.
Mehmet Altun eve dadı ararken yuvası yıkıldı. Eşi Rabia Altun şimdi stüdyomuz olacak. Tüm iddiaları cevaplamaya geliyor. Buyursunlar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 25. Ey maşallah. 3 çocuk var. Evet. 4, 3, 2. Aynen. Eşin geldiğinde dedi ki hastanede doktorlar reşit olmadığını düşündü. Evet. Polis bununla ilgili bir işlem neredeyse yapacaktı dedi. Evet. Şimdi 20 Mart günü bir tartışmayla sen evi terk ediyorsun. Çünkü eşinin eve çocuklara bakmak üzere alacağı odadı Meryem'le yazışmalarını görüyorsun. Ama evet, bu iş görüşmesinden sonra yapılmış olan samimi bir ilişkiyi başlatacak cümlelerdi ifadesini kurdun. Evet. Ve çocukları bırakıp kaçıyorsun. Buyurun. Günler sonra ilk kez mi görüyorsunuz karınızı? Evet. Ben mi başlayayım? Tabii. Ya ben başlarsam Meryem Hanım gelecek mi stüdyoya? Birazdan gelecek. Ben o zaman ondan sonra başlayayım. Ben şöyle yapayım. Eşinizin sizi ilk ilk ihanet edişi mi? İlk defa olmuş olsa ben asla 3 çocuğumu bırakıp da kesinlikle çıkmam. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Sundum da zaten size gerekli evraklarımı falan. Bu sonuncusu, yani son damlayı damlatan, bardağı son, yani bardağı taşıran son damlayı diyebilirim. Defalarca bu tarzdaki işte aldatma eyleminde bulunup birileriyle buluştu ve yakaladınız mı? Bir keresinde konuşuyor, tanışıyor. Kadın buna konum atıyor. Konumu falan da göreceksiniz zaten az sonra. Konuma kadar gidiyor ben çünkü hani haritadan da geçmişini de görebiliyorum. Baktığım zaman o konuma gitmiş gördüm. Hesaplaşalım. Şimdi o Meryem Hanım'a mesaj atıyor. Ne haber, nasılsın diye aslında sohbeti başlatmak için. Sen ve çocuklar evde yoksunuz. Siz babandasınız. Evet, o sıra babam geldi. Meryem'den mesaj beklerken bir anda senden mesaj geliyor. Sen Allah belanı versin işte, ne halin varsa gör. Evet. Bak sen yine beni aldatıyorsun diyor. Çünkü diyor benim WhatsApp ve tüm işte konum bilgilerim eşimin telefonunda kayıtlı. Evet. Eşinizden hep şüphe duyduğunuz için sık sık takip ediyor muydunuz? Ya şöyle söyleyeyim, ben zaten eşime hiçbir zaman güvenmedim, güvenmiyorum da. Bunu zaten kendisi de biliyordu. WhatsApp'ı bende açıktı. O gün de babam gele giderken tableti yanıma götürdüm. Hani güvenmiyorum ya. Tablete gittim çocuk, saat 7-8 civarlarında engel kalkıyor. Meryem Hanım'a mesaj atılıyor. Ne haber, nasılsın, telefonun neden kapalı? Bundan yarım saat, bir saat sonra ben bekledim. Meryem Hanım'dan mesaj gelmedi. Şimdi bayanı suçlayamam hiçbir şekilde. Ben Mehmet'i arıyorum. Diyorum ki hani sen diyorum bu kadına neden yazdın diyorum. Sen diyor şeytansın diyor. Tabletten diyor sen kaldırdın, sen yazdın dedi bana. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben babam gibi de çocuklarla uğraşıyorum. Beyefendi beni suçluyor. Diyor ki sen yaptın diyor. Ben mi yaptım, sen mi yaptın? Onu ben zaten cuma günü yayında da söyledim zaten. Cevaplayın sen lütfen. Yaptın yok, o gün cuma günü yayında söyledim ya zaten. Ben size o mesajı orada oturunca atan sizsiniz. Tamam, ben zaten onu söyledim ya, ama eşimin o an sinirli olduğu için hani ben gelmemesi için elimden geleni yaptım derken zaten ben bunlardan bahsediyordum. Cevapladım. Bir de ben şeyi sormak istiyorum Esra Hanım. Hani ben tam arkana yaslanabilirsin Rabia. Birden fazla kez aldatmışım ya. Konum falan söylüyor. Bilmiyorum neyden bahsettiğini ama. Zaten ben bir tanesini kabul ettim. Diğerlerinin hangisi zaten sunmuş. Bana bir gösterirseniz sevinirim. Görmek zaten ister misin? Hiçbir şeyini kabul isterim etmiyor. Gösteriyorum. Tabii ki. Tabii görmek isterim. Ben o gün sundum. Telefonda da o cümleleri kurmuştu ya. Defalarca beni aldattı diye. Şuradan başlayalım. Dur bakayım, o kadar çok ki. Ha, tamam, bundan bahsediyorum ben işte. O evet, bir tane bu, evet. Bu zalimin bilmem nesi diye. Evet, ha, tamam. Hanımefendiyle fotoğraflar. Tamam. Yazışmalar. Tamam, doğru. Sevgililer günde hediye almalar. Bana yok, almadı bu yok, sırada. Bir şey yok. Hayır, hediye tamam, aldı bayana. Yazışmadan hayır, cilveleş. Şey bunu kabul ediyorsunuz. Evet, bunu kabul ediyorum. Bu da o hanımefendiyle. Evet. Yazışmalar, şarkı göndermeler. Bir de bu erkeklerin bu yazışmalarda bir sevgi dolu Sibel ifadeleri var. Dersin ki Romeo. Sibel? bu da bir uygulama üzerinden. Bir uygulama tabii üzerinden bir kadınla yazışıyorsunuz. Evet. Yok yani evet derken gösterin diye söylüyorum yani. Öyle bir şey yok. Bu benim değil. Bu zaten aynı kişi. Bu arada hep aynı kişi. Bir şey söyleyeceğim. Yani 10 kere aldatmanla bir kere aldatman arasında fark olduğunu falan mı düşünüyorsun? Evet, çünkü ben size bunları şöyle bir sisteme üye oluyorsunuz.
Paranızı yatırıyorsunuz. Tamam. Dekonta paranı da yatırıyorsun. Yok, para atmadım, öyle bir şey yok. Bak, vallahi bayağı. Hayır, hangisinde benim adım yazıyor? Giden hesap. Hangisinde benim adım yazıyor? Bu falan söylemeyeyim, M.Ö. isimli bile. Telefon numaranız. Bilmiyorum, arkadaşının belki. Hayır, öyle bir şey yok. Ben kimseye para atmadım. Bu senin telefon numaran üzerinden. Hani gösteriyor? Beyefendi, sizin telefon numaranız üzerinde. Hayır, tamam, bakın. Şu bir geri gelir misiniz? 1708 mi numaranız? Evet, benim numaram. Tamam. Tamam, şu bir geri gelir misin abla? Evet. Esra Hanım. Şimdi şunlar zaten bak benim tarafım değil. Sana dekont atıyor. O bana atıyor, evet. Tamam, bu arada sen niye bir evliyken, 3 tane de çocuğun varken, bilmem ne sitesine üye olup bir de parayla bir kadınla beraber olmak istiyorsun? Öyle bir şey yok. Bunlar dolandırıcı. Bunlar bana mesaj attılar. Ben de bunlar ne olacak diye ilerlettim. Sonunda kestim attım zaten. Abi size böyle mesajlar geliyor mu? Ha? Bir tek Mehmet'e geliyor. Yani piyango İstanbul'da bir tek hani yani yok, Mehmet'e çıkıyor. Tamam, 15 tane vardı ya. Senin, hani hangi 15 bak, tane nerede Mehmet, yani? Mehmet, bir ya da 10 arasında bir fark var mı? Bence var. Hayır. Bence var. Yok. O bir tane... İki, biriyle hayır, fiziksel Esra anlamda bir beraber dakika olup duygusal yazışman arasında da bir fark yok. Hayır bak. Siz bunu anlamıyorsunuz. Esra Hanım, buyurun. Mevzu o değil. O bir tanenin altında yatan sebepleri bilmiyorsun. Bak, ben senin kutunu açarsam sen burada rezil olursun. Aç. Bak istersen açmayayım. Bak. Aç. Bak benim için Meryem'le... Çok bak, özür dilerim sevgili Seca. Sonra bak dönüyorlar gene kabahat suçlu birini arıyorlar ya. Kabak gibi bizi koyuyorlar. Ya görünen aile görüntüsünün altında gerçekten bir aile var mı burada? Ya yok. Aile olmak için... Ya aile kurumu bu kadar altı boşaltılmış bir kurum olamaz yani. Aile olmak için ben çok çabaladım. Çocuk yani yapmak o değil, sizin bana gösterdik... evlenmek değil aile olmak. Evet. O değerleri ayakta tutabilip o yuvayı ayakta tutabilmek. Siz evet buraya gelmeden buyurun, önce hanımefendiyle barışmak için gelmediniz mi Esra Hanım'a? Evet. Tamam. Niye kutuyu açtırma, o zaman kutuyu açmadın? Bak, açmak istemiyorum işte bak. Ben yuvamı kurtarmak istiyorum. Hayır. Buyurun. Yuvayı ben yuvamı kurtarmak istiyorum. Ben asılsız yalan olan şeylerle bana gelmiş. Buyurun Rabia dedi ki, Hanım. Görüntüleri veren sizsiniz. Bir dakika. Evet. Cuma günü telefonda dedi ki 15 kişiyle aldattı. Burada getirmiş 2 kişi gösteriyor. Bir tanesi zaten insan değil. Ne fark eder? Fark buyurun ediyor. Ben katliyen zaten barışma taraftarı değilim. Bir an önce boşanıp kurtulmak istiyorum. Herkes kendi o zaman önüne baksın. 3 tane çocuğumuz var burada da daha fazla yani rezil kepaze de etmemize gerek yok kendimize. Peki 3 çocuğu bırakıp gitme sebebin neydi? Ya Mehmet'in beni aldatmaları. Aldatmaları. 3-4 defa daha babamın evine gittim, halama olsun gittim, geldim. Her defasında gidip geldim. 3 çocuğumun hatırına. Ama bu seferki gerçekten hani bardağı damlanan son damlaydı. Şimdi Meryem Hanım'ı çağıracağım. Meryem'le siz bir dadı arıyorsunuz. Bu doğru mu? Evet, bu doğru. Meryem'le yapmış olduğu görüşmeyi sana söyledi mi? Hayır, bir de bir şey sorabilirim. Aa, hepsini okudun ya. Bir dakika, sen bahsetmiyorum. Sen bana mesaideyim dedin değil mi? Sen künefesciye gittin. Bunu bana söyledin bak mi? Söylemedin. Kadının tamam evine kahve içmeye gidiyorsun. Bunun benden bundan haberim var bak mı? Yok. Bunun tamam hiçbir şeyden şunu haberim öğrenmek yok istiyorum Rabia Hanım. Şimdi çok normal şartlarda eşler birbirlerine destek olurlar. Sen o konuda onun vizyonuna, ne bileyim, deneyimle daha çok güvenirsin. Git bütün görüşmeleri sen yaparsın. Kocan biriyle yapmış olduğu görüşmeyi senden niye saklıyor? Gizli saklı işleri varsa saklar. Normalde ben niye bir kişiyle de... Niye gizli saklı iş yapayım ben? Senin için uğraşıyorum bir zaten. Bir tane bir bayan daha vardı. Bundan bir hafta önce biz onunla eşim, ben, 3 çocuğumu aldık. Evet. Aynı bir şekilde bir kafeye oturduk. Yani yemekli falan diyedik. O bayan kapalıydı, tesettürlü. Onun yanına benimle giderken Meryem Hanım'a neden tek gidiyorsun? Bunu ben bunu sana açıkladım soruyorum ya burada. Neden tek gittin? Kıskanç olduğum için. Ben seni kıskanacağımı biliyorsun. Bunun ortaya çıkacağını da biliyorsun. Yani neden? Demek ki sen bayandan hoşlandı. Dedi ki ben Rabia'ya hiç söylemeyeyim. Ben kadınla arayı yapayım. Meryem Hanım da yaklaşım istemedin çalışan olarak. Şöyle söyleyeyim, hayır. Ben eşim eve geldi, dedim ki hani araştıralım bakalım bu kadın nedir nedir. Sonra eşim Instagram sayfalarını falan açtı. Dedi ki bu kadın dedi uygun, yani böyle açık saçık şeylerini gördü, uygun değil dedi. Ben de dedim ki tamam dedim, uygun değilse o zaman bu bayanla görüşmeyelim. Başka bir bayan daha vardı, onunla görüşelim dedim. Sana hem bunu gösteriyor. Ben yoksa kadını niye araştırayım? Ben öyle meraklarım yok. Bir de şöyle bir şey var. Instagram'da aradığım zaman ben neden milletin kadınını eşime göstereyim ki? Enteresan. Gel, nasıl yapıyoruz? Ha böyle. Peki, Meryem orada olacak. Yani aslında Meryem'i hem dadı olarak almak isteyen hem de onunla ilgili olumsuz evet konuşan ilk kişi Mehmet mi? Evet. Ondan sonra bana dedi ki bu uygun değil dedi. Ben de tamam canım dedim, başka bir bakarız ben dedim. Ben uygun değil dedim. Sen dedin ya kadın açık şeyleri var çocuklar. Ben uygun değil dedim. Evet. Bak, biz 3 gündür aynı şeyleri konuşuyoruz.
O Meryem denen kadın da geldi buraya bak. Gün. Aynı şeyleri söyledik. Hepimizin ağzına aynı şeyler çıktı. Ne dedik? Senin onaylamadıktan sonra ben... Ben de onaylamadım ben, evet. Senle biz beraber... kalktım geldim. Bak biz ben de... Esra Hanım, ben sizden rica ediyorum Meryem Hanım buraya gelsin. Yok, orada olması hayır, çok daha... Hayır, bizim onunla kesinlikle yüzleşmemiz gerekiyor. Beyefendi bir saniye, yüzleşebilirsiniz. O farklı bir stüdyoda, şu anda ekranda sizi duyuyor. Aynı zamanda sizi de ekranda görüyor. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Siz Meryem'e karşı bir düşmanlık besliyor hayır, musunuz? Hayır, yani yardım etmiş bir bayana ben neden bir düşmanlık besleyeyim ki? Senin yuvanı yıkan Meryem mi kocanla? Hayır, Meryem Hanım olmasa da belki bir başkasıyla belki yeniden yapacaktı. Ben bugün evime gidip iki gün sonra Meryem olmayacak, Ayşe Fatma Hayriye olacak. Yani isimler değişiyor sadece hayatımızda. Bana diyecek ki, aa ben mesaiye kalıyorum bugün deyip... Belki başka yerde kadayıfçıya gidecek, Esra Hanım, böyle başka bir şey yerde yok. Bir yer. Bakın ben size söyleyeyim, benim bulunduğum işte benim bir dışarı çıkmam gerekiyordu bir saatliğine. Daha doğrusu bir saatliğine değil, çıkıp geri dönmem gerekiyordu. Ben gittiğim yerde dedi ki bunun bir zamanı var. Bir saat, bir buçuk saat sonra şey olacak, yani bu hazır olacak. Ben de o arada bu hanımefendiyle görüştüm. Beni niye çağırmadın peki? Ya da bana bir telefon edebilirdin. Derdin ki, Rabia bak ben bir saatlik i̇şte bir yerim var. İşte ben o an eve gelseydim, bak bir dakika bekle ben anlatıyorum. Eve gelmeyip, telefon diye bir icat da var ya hani aranıp konuşabiliyor. Tamam, araya işte. Da bilirdin. Ben tamam. Sana diyebilirdim ki ya canım git ya da gitme. Zaten biz bayağı bak, hani... Senin, bak ben sana söyleyeyim, senin bu kadın mı senin aklını da yıkamış. Babanla beraber, bak ben birazdan hepsini açıklayacağım. Kadın bana, benle muhatap bana bile olmuyor. Sonu, bir haftadır konuşmuşluğum yok. Bana hafta sonu... Senin baban da ananın da ne yaptığı hepsi geldi. Ben biraz da hepsini benim açıklayacağım. Benim babam da burada zaten. Yöneteceğimi hiç kimse karışamaz. Ben hiç merak tamam. etme. Bakın buyurun, ben size söylüyorum. Söyleyin. Bak ben eğer eve gitseydim, evden çocukları al gel, orada otur. Zaten bir saatlik zamanın kısa, kalk geri git. Bunların hepsini yapmam çok zor olacaktı. Hanımefendiyle yüz yüze görüştünüz. Evet görüştüm. Tamam. Bunu ben zaten hep söylüyorum. Hiçbir zaman inkar etmedik biz zaten. Eksik anlatmasan hiçbir sıkıntı kadının olmayacak. Kadının evine bak, gidip eksik neden kahve içtin peki? O yüzden sıkıntı yaşıyorsun. Doğrusu konuşmuş olsan... Bak Rabia da sana anlaşıldı. Şey, buraya kahve içtin. Evinde kahve mi yok senin? Evinde çayın mı yok o senin? O nasıl oldu ben size söyleyeyim. Bak geçen gün kendisi de söyledi. Biz bir yerde oturduk, biz şartları konuştuk mu? Kız evde kahvem bile yoktu Rabia. Kahvem dedim, evde ben kahve kullanmıyorum dedim, içmiyorum dedim. Bakkalın önünde sana durdu, bakkaldan kahve bile aldı. Kahve. Allah kahve aldı, ben alayım dedi, bu kahveyi yapın dedi. Sen işten geldiğinde kahven çayın önünde olmuyor mu? Yemeğin hazır olmuyor mu? Çamaşırın yani kahveyi bile bizzat ben kendisi aldı. Ben ya ben... Senin bilmiyorum. Var ya aklını çok güzel yıkamışlar. Çok güzel yıkamışlar. Bence hiç böyle devam etme. Ben Esra Hanım'a olanı anlatayım. Eşinizden niye bu gizli görüşmeyi yaptınız? Çağırsaydınız i̇şte sizin evinize. Bak, ben beni cuma günü de böyle konuşturmadınız. Ben kendimi ifade edemiyorum. Beyefendi zaten bu soruları siz kendiniz ifade edin diye soruyorum. İşte soruyorsunuz ama hiçbir zaman kelimemin sonunu getiremiyorum. Peki buyurun ifade edin kendinizi. Bakın ben bu arkadaşla görüştükten sonra dedi ki ben eve gideceğim eşyalarımı toplamaya. Sen de orada bir kahve içersin tamam mı? Tamam. Ben zaten o işimi bitirdim. O işime haber verdim. Dedim bak böyleyken böyle birisi var. Ama yani sen çok... bana ben mesaideyim dedin. O sırada... Tamam mesaideydim tamam doğru. Anlatıyorum ya. Meryem'le mesaide iş görüşmesinde. Hayır. 4 saat sürdü mesaisi. 4 saat mesaideydik beraber. 4 saat sürmedi. Yalan görüştük, söyleme. Görüştük, biçtik, tarttık. Her şeyi yaptık. Yalan söylüyor. Tabii ben ya, tabii canım. Askerlik arkadaşınım ya ben seni yalan söyleyeceğim. Azem'in bahsetmeye çalıştığım şey de buydu peki, işte. Peki cevaplayın. Beyefendi konuşsun. Söyle, kendini hiç ifade edemiyormuş. Ondan sonra ben hanımefendi evine götürdüm mü? Götürdün. O arada beklerken eşyalarımı toplar. Ben oraya eşimle de konuşuyorum. Geçen gün bir şeylerden bahsediyor ama birazdan çıkacaklar sonunda bakın ne yapacak da. Ondan sonra ben beklerken arkadaş kıyafetlerini şey alıyordu, hazırlıyordu. Ben de eşimle konuşuyordum. Böyleyken böyle diye işte fotoğraflarını falan attım, durumu anlattım falan. Eşim baktı, ya bunu niye inkar ettin? Telefonda niye inkar ettin? Niye burada inkar? Acı doğru söylüyorsun. Kusura bakmayın. Tamam özür dilerim. Yalnız bir bayanın evine girmek yerine bak diye güzel bakkala gitmişsiniz. Bakkalda bekleseydin. Meryem Hanım'a da deseydin ki eşyalarını hazırla ben seni kapıda bekliyorum.
Düzgün bir adam bunu yapar zaten. İçeride ya. Ne işiniz var sizin? Uzun sürebiliyor dedi. İçeri davet etti. Gittim mi? Zaten bak. Ben içeriye davet etmedim. Yalan konuşma. Bir kahve ikram etmeyecek misiniz? Burada mı bekleyeceğim dedin. Ben de yalan Mehmet Bey ben kahve kullanmıyorum. Evde kahve söylüyor. Bulunmaz ben dedim. Bakkala saktın kahveni aldın geldin. Evet cevapla sen bu arada kendini. Sonuçta ben senin ne evime soktum. Sonuçta tamam. Ben senin evine gelip yaşayabildiğinde yaşayacaktım. Tak 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 anlat net net. Tamam. Hülya Hanım ben o konuda size şunu da söyleyeyim. Yani gel içeride bekle dedi. Ben de tamam dedim yani gel kahve ikma dedim. Şeye, uzun sürer dedi benim toplanmam. Ben de orada da eşimle konuşuyorum ya. Hayır demek bir irade meselesi ya. Efendim? Orada sorun var. İradenin zaten büyüğünü ben orada hani tamam evine gittim ama kendisi de söylüyor. Bak eşim de inkar etmiyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Eşim de zaten yok dedikten sonra ben oradan da olduğum gibi kalktım geldim. Mehmet bunda da bir problem yok. Görüştün eşin istemedi. Sonra Meryem'le iletişimi niye kesmedin? Niye Meryem'i kaşımaya, onunla iletişim kurmaya, ona mesaj atmaya devam ediyorsun? O gün ben birkaç tane bundan şey... Bundan dolayı karın çocukları sana bırakıp... Evet. Değil mi? Evet. Bir mağduriyet yaşıyorsun. Gittikten sonra hala Meryem'e niye gel diyorsun? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Mevzu öyle değil işte. Onu da anlatayım size. Bizim eşim bu bana bunları söyledikten sonra ben zaten engellemiştim. Engellemedik mi? Ondan sonra bu hanımefendi bana normal hani mesela sadece bir tane mesaj gösteriyor ya. Benim mesajım varmış, çok ihtiyacım var falan diye mesaj atmışım. Evet. Evet. Bana mesaj atıyordu. Ben WhatsApp'tan engeli kaldırıyordum. Bana çıplak videolarını atıyordu. O sırada ben neredeyim bu arada? Sana videolar, resimler geliyor. Bunu neden benimle paylaşmıyorsun? Ben senin hani eşinim ya. Diyebilirdi ki Esra Hanım. Bak biz bakıcı baktık ama bu kadın bana bu videolar, resimleri atıyor dese ben bayanla da konuşurdum. Neden böyle yapıyorsun? Bu arada sizi taciz bunu, ediyor da ben olabilir. Ben neredeyim? Ben evdeyim tamam değil mi? Öyle oluyordu zaten. Taciz ediyor da olabilir. Bir tek bak. Bana söyleyebilir eşi. Teknolojinin en güzel tarafı iletişime devam ediyorsan. Bana neden ediyorsan, söylemedi? İstemiyorsan engeli evet. Basıyorsun. Evet. Yabancı numaralardan geldi engeli basıyorsun. Baktın ki ileri gitti karakola gidiyorsun. Diyorsun ki ben bu kişiyle dadı olarak görüştüm. Benim aile huzurumu, yuvamın huzurunu bozuyor. Ben bu kişiye uzaklaştırma almak istiyorum. Bu kanunlar hepimiz ya için. Ya benim haberim evet. Olsa bunu niye yapmıyorsunuz ama. Siz? Bir umut. Sizin kafanızda sürekli Meryem'le ilgili o, niye bir ampul yanıyor? O umut değil de Esra Hanım. Onun içinde başka şeyler var. Hanımefendinin birazdan çıkacak zaten. Ben evden gider gitmez neden engeli kaldırıp yazıyorsun? Bunun bana tek bir cevabı engeli var. Engeli kaldırıp yazma Meryem'de değil bak. Beni dinlemiyorsun. WhatsApp'tan. Bir ilişki yaşamayı hayal ettin, umut ettin ve onun sonun peşinden koştun. Bakın bak. Değildi mi? Bak Esra Hanım ben size söyleyeyim. Değmedi tabii ki de. Benim yuvam her şeyden önemli. Bak. Ben buna yani nasıl söyleyeyim size... Azmedildim diyeyim yani. Yani beni tahrik etti. Nasıl tahrik etti? Bana çıplak videolarını attı. İşte ne bileyim. Ama atsaydı onları eşiniz de görürdü. Ben görmedim. Eşim... Ben... De böyle. Bir saniye. Mehmet Bey hiç bunları yapmayın. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen. Mehmet Bey, bana o telefon numarasını bağlar mısın? Peki bir şey soracağım. Şimdi hanımefendiyle ilgili bunu öğrendiniz ya. Pişman mısınız yuvanızı yıktığınıza? Evet ben bunu cumartesi günü öğrendim. Tamam. Birisi bana bağlandı. Tamam. Daha doğrusu bana ulaştı. Pişmanlığınız ve kızgınlığınız niye? Kızgınlığım niye? Benim çocuklarım için. Ben atıyorum hiçbir şey olmadığını farz edelim. Eşim bu bayanı onayladığını farz edelim. Hayır, Hülya Hanım hiç alakası yok. Bu sizin basiretsizliğiniz. Bakın, eğer evlilikte diyorsunuz ya bayanın özel hayatıyla ilgili bir takım şeylerden bahsediyorsunuz. Evliliği yıkan cinsel ilişki varsa zina. İşte yok yok. Cinsel ilişkide yoksa
kızgınsınız. Yanlış bir insanla yanlış bir ilişkiye adım attım, yuvamı yıktım ben diye ben eşimden yana da kızgın değilim. Bakın ben eşimden yana da kızgın değilim. Yaptığınız tamamen eylem güven sarsıcı davranışlar. Bu da evlilik birliğini temelinden sarsar. Bu da boşanma benim sebebi. Benim zaten şu an burada konum evlilik değil. Bak siz beni dinlemiyorsunuz. Siz hayır. Benim konum siz, evlilik değil. Olayı, tamam. Benim evimde o onun problemi. O onun problemi. Onun hayatı onu bağlar. Nasıl onu bağlayabiliyor ya? Mehmet benim evimde sen bakın, bu kişiyle niye benim sende şeylerim yok? Kadına gidiyor, Rabia'ya mesajlar gidiyormuş. Hani resim attığımızda ben gidiyormuş, video attığında gitmiyor. Gidiyormuş. Niye yok ben onlar? Ben onları merak ediyorum. Siliyordum bak. Mehmet Bey şunu anlamıyorsunuz. Sen bu kişiyle bil bilme hiç önemli değil. Bir yakın ilişki kurmak için bir hoşlantı sebebiyle evet, yakın o teması kurabilmek için evet, hep iletişim halinde miydin? Hayır. Karın seni niye terk etti ya? Hep iletişim halinde olmadım. Ara ara yazan nasılsın? Kimdi? Mesaj bir atan kimdi Mehmet Bey? Bir görüşmeyi umut ettin değil mi? Ara ara yazan kimdi? Ne yaptınız? İş buldunuz mu? Bir tane mesaj ver. Kahveye gelebilir miyim diye. Tamam. Yayınlarsa karın seni niye terk etti? Karın seni aldattığını niye terk etti? Aldattığını düşündüğü için. Senin gözünde kocan seni aldattı mı? Evet. Konuşma da bir aldatmadır ya, benim için. Ben neden yapmıyorum? Burada hareket tamam mı? Şimdi o onun hayatı. Sen kendi davranışından sorumlusun. Ben niye kızıyorum? Bak ben buna niye kızıyorum? Benim eşimle alakası yok ben bu durum. Ben yanlış yerde top koşturdum diye kızıyorsun sen kendine. Hayır. Ben tamam. Senin yuvanı, üç çocuğunla senin yuvanı bozan senin kendi davranışın. Hayır ben başka bir şey anlatacağım ama siz beni dinlemiyorsunuz. Hadi anlat. Anlat. Geçerli bir şey anlat ki seni geçerli anlayayım. Bir şey anlatacağım zaten. Soktum. Bakın bu arkadaşın daha önceden çocuk... Oraya... Ben eşime, çünkü ben eşime daha çok vakit ayırabilmek evet, için ben böyle bir bakıcı arayışına girdim. Eşime al... Ve çocuk dadısı evde çalışacak olan kişilerin kesinlikle devlet denetiminde olması gerekiyor. Çocuk gelişimi mezunları var. Hepsi okulda çalışacak bir şey yok ki. Yurt dışından kadınlar geliyor ülkemize çalışmaya. Niye bizim elimizde bunların eğitimini almış, kayıtlı, doğru düzgün insanlar, gençler varken onlar para kazanmıyor da biz başkasına para veriyoruz? Bunu konuşmak lazım. Öyle her yerden çocuk dadısı, bakıcı alamazsın. Evine sokamazsın. Ama sen bunu eve dadı olarak almadın. Görüştün, tamam mı? Görüştün, onaylanmadı. Ama sen bunu hayatını farklı bir şekilde alacaksın. Problem orada. Konu, almış bakın, olsaydın da riski vardı. Bakın öyle değil bu konuda. Sen buraya ben dadı Esra aldım şöyle çıktı diye gelmedin buraya. Ben karımı eve dadı olarak sokacağım kişiyle aldattım. Bu sebeple yuvam yıkıldı dedin. Ya Esra İkisi Hanım, de tehlikeli. Şöyle bir şey var. Bak benim elimi yiyorsun. Zaten ben aldattım demiyorum ki. E tamam nasıl aldattın sen benimle? Sen diyorsun ya. Ya da sen ay, ya da sen. Bunlar şey sanıyorlar. Fiziksel. Ya hayır Esra Hanım bak ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben farz edeyim ki bu arkadaşla ben bunu aldatmaya çalıştığımı farz edelim. Bana diyorum ki hani çıplak videoları. Bak ben bununla hiçbir şekilde konuşmuyordum. Bana çıplak videolarını atıyordu. İşte beni al ne bileyim tahrik edecek şeyler atıyordu. Attınız hanımefendiye. O da bütün şöyle. Bütün bunları bilmenize rağmen evet, niye attınız? Ben niye tekrar gelmeyeceğini anladınız ya. Size video gönderiyor. Eş evet, gidiyor. Evet ben onda. Evet tamam. Esra Hanım. Size bu videoları gönderen kadın. Evet. 2 yaşındaki çocuğa bakabileceğini siz ya bir babasınız ya. 2 yaşındaki çocuğa böyle bir video gönderen kadın bakabilir mi? Ben evet ha? Ben sizi anladım. Esra Hanım. Buyurun cevaplayın. Benim telefonumda birkaç tane görüntü var. Bu benim arkadaşla ilgili. Benim görüntüye ihtiyacım yok. Yok hayır hayır başka bir şey açıklıyorum şu an. Şu an sorduğu cevabı şey yapıyor. Bana dedi ki ben senin eşine çok üzüldüm. Seninle eşinin arasını yapabilmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ondan sonra işte... Evet dediğim doğru konuşalım tamam, dedim dolsun dedim. Tamam doğruluyorsan tamam bir dakika. Ben de zaten o ara 5 gün mü olmuştu 6 gün mü olmuştu tam hatırlamıyorum şimdi. Benim akrabalarımdan yardım ettim istedim kimse bana gelmedi. Evde çocuklar yemek yemiyor. 5 gündür ben yemiyorum. Hatta Dilan Hanım burada mı bilmiyorum. Dilan Hanım'la ben buraya ilk sizi aradığımda... Biliyorum telefon görüşmenizi. Evet. Konuşamadığınızı. Yani, konuşamadım yani ben. Psikolojim bozulmuştu artık. Artık yani ne yapacağımı bilmiyordum çocuklara ben. Çocuklara bakamıyordunuz. Hem çocuklara bakamıyordum, ilgilenemiyordum. Yani yemek yediremiyordum. Ondan sonra eşimin kendi tarafından ailesinden yardım istemeye çalışıyorum. Sözde benden yanalar ya.
Birazdan zaten kayınpederine de neler çevirdim. Ya ortada bana göre hem evliliğinizle ilgili hem de tüm bu olaylarla ilgili zaten o kadar aklımın almadığı o kadar çok şey var ki bir. İşte. Yani bu saatten sonra bu hanımefendi bir daha ben çocuk bakım işinde çalışıyorum diyemeyecek. Kimse zaten internete girdiğinde bütün bilgiler çıkacak. Bu çocuk bakımını yapamayacak. Zaten bunun kabul edilmemesi lazım. Şirketlerin bile dikkat etmesi gerekiyor. İki, üç tane çocuk varken kızdın. Hadi birini bırakırsın, ikisini bırakırsın. Mehmet tek başına bu çocuklara bakabilir mi? Şöyle, ben aldatıldığımı düşündüğüm için sinirle. O zaten eşim beni de darp ettiği için, biz canlanmadık olduğumuz için çocuklarımı orada bıraktım. Hatta ben dedim ki hani en azından korumayı alın. Ben de yanlarına gelim çocuklarıma. Korumayı derken dedim. Devlet korumasın evet, ama. Evet, ben de yanlarında gidim dedim. Eşim dedi ki ben zaten dedi yurtta büyüdüm. O üç korumayı alın dedim. Hani ben her şeyden irtibat falan kesip beni korumayı alın dedim. Eşim de dedi ki ben zaten yurtta büyümüş bir insanım dedi. Ben dedi üç tane çocuğu asla asla vermem dedi. Sana da vermem dedi. Sen de nereye gidiyorsan git dedi. Ben de zaten darp edilmişim o sene babamın evine. Gittim babam da beni zaten Adana'ya gönderdi o saat. Tamam mı? Evet. Esra Hanım, madem o konuyu ben açmayacaktım, açmak da istemiyordum. Hatta Dilan Hanım'la çocukları yurda mı vermek istediniz? Hayır, evet, öyle şey olur mu? Ben kendimle beraber. Hayır. Atmak niyetinde değil. Ben ölürüm, çocuklarımı yine yurda vermem. Neden? Ben sosyal hizmetlere 7 yaşında girdim, 18 yaşında çıktım. Ben topluma zaten sosyal hizmetlerin topluma kazandırdığı çocuklardan bir tanesiyim. Yuva, çocuk yuvası, Üsküdar Asantan Çocuk Yuvası'nda çocukluğumu geçirdim. Halk Eleştirme Yurdu'nda gençliğimi geçirdim. Bunlara zaten isterseniz kayıt mayıt oluyorsa açıp bakabilirsiniz. Ben yurt ortamının ne demek olduğunu biliyorum. Bir de benim çocuklarım 4, 3, 2 yaşında. Bu yurda düştük. O ben zaman zaten mesela bak, peki karınlar çocukları bırakmazsan Esra, seni öldürürüm dedin mi? Efendim? Çocukları bırakıp gitmezsen seni öldürürüm dedin mi? Nerede? Seni de ettim. Ya da çocukları bana bırakmazsan, çocukları sende bırakmam, çocuklar bende kalacak gibi bir tehdit oldu mu? Çocuklar da vermiyorsa, üç nasıl? Çocuk da bende kalacak. Yani çocuklar bende kalacak, sen çocukları görmeyeceksin, bakmayacaksın diye tehdit ettin mi? Hayır, öyle bir şey yapmadım. Zaten. Ben çıkarken üç çocuğumun çantasını almaya niyetliyorum. Diyor ki sen diyor asla bu üç çocuğu almayacaksın, görmeyeceksin bile diyor. Ama her defasında aldatan o oluyor. Ben biliyor ki hani çocukları bırakamayayım, onu aldatmalarına sabredim diye yaptı bunu her defasında. Bir iki kere sabrettim, dedim ki boş ver dedim, hani görüyorsun aldattığını. Bir iki kere de yakalandım. Boş ver dedim, bir çocukların kere başında dur dedim, bakın, durdum. Cuma günü 15'ti, şimdi bir ikiye düştü. Birazdan hiç olacak zaten. Öncelerden çünkü bahsediyorum. Tamam. Bu yakın zamanı şimdi bahsediyorum. Bir ikiye kaldı son bir işte seneyi söylüyorum. Mehmet, sevdiğin, seni sevdiğini düşündüğün insanın başka biriyle yakın ilişki kurduğunu görmek nasıl bir his bilir misin? Onu ben size açıklayayım mesela. Şöyle mesela onu cuma günü de söylediniz. Ben bunu bayağı bir düşünme şansım oldu otelde. Yani ya siz sanıyorsunuz ki sadece aldatma, cinsel birliktelik yaşamı. Hayır, yani duygusu anlamda, zihinsel anlamda da bu aldatma gerçekleşebiliyor. Bunun bir hissini düşünsene, karının yerine koy kendini. Ya şimdi Esra Hanım, bak ben bazı şeyleri açıklamak istemiyorum. Açıklayayım mı? Sen bilirsin, açıklayabilirsin. Benim bir şeyden açıklarsam korkunum. Sen buradan yani yüzünü kese kağıdıyla bile kapatmadan gidersin. Ne açıkla alaka? Ben bir şeyden korkum yok. Bak, açıklamak istemiyor. Bu ben hala bana kalsın. Ben de senin bazı şeylerini açıklamıyorum ki üç tane çocuğun yüzüne baksın ileride. Bakın ben bunu Dilan Hanım'a anlattım. Dilan Hanım'da hatta ben sizle Hülya Hanım'la birebir görüşmek istedim bu konuyu. Çünkü ben bunu burada açıklarsam yani Serkan değil mi Rabia? Kesinlikle değil. O zaman neden o zaman geldin niye buraya? Geliyorsun? Üç çocuğumla yuvamı kurtarmak istiyorum. Madem niye geldi? Bakın. Dur, söylemek istemiyorum hala. Yani olumsuz ne anne olma ne iyi bir insan olmadığını iddia ediyor ama barışmak istiyorsun. Eşim şöyle bak. Eşim iyi bir insan. Ama iyi bir anne mi? İyi bir anne. Ama şöyle bir durum var. Eşim ne zaman babasıyla annesiyle, annesi diyorum da babasının dördüncü karısı, annesiyle görüştüğü anda ya bizim evimizde bir hani bakıcı tutacağım zaman var ya,
Bunlar çıktığı zaman zaten Fatma ablanın Hayır. Bizim kaynanamın şeyi var. Bayan kuaförü var. Oraya gelip giden müşterisiymiş yani. Sürekli tanıştığı bir insanmış. Benim kayınpederim bununla bir olup benim eşim zaten o tanışma sürecinde aramı bozan insanlar da onlar. Meryem Hanım'a O, bu bakıcılık sürecinden sonra hani eşim dedi ya ben bunu istemiyorum görüşmeyeceğim falan filan diye zaten babasına bahsediyor. Zaten tanıyorlar ya müşterisiymiş. Tamam. Ondan hayır. Sonra arka arkaya çünkü daha ben önce de... Ben hiç tanımıyorum. Şey Esra Hanım ben hayır, size tek hayır, bir şey... Hayır. Sizden tek bir şey isteyebilir miyim? İsteyebilir miyim? Dinliyorum sizi. Ben size bir tane telefon numarası verdim. Onu bağlar mısınız? Zaten o arkadaşın açıkladıklarından sonra çünkü bunun... Mehmet Bey ben de şunu sorguluyorum. Birinin bir şey söyledi. Şimdi birinin sizin yuvanızı bozmak için atmaca zaten, gibi... Bak, değil. Sizin yuvanızı bozmak isteyen atmaca gibi insanlar var etrafınızda. Herkese Hı? soruyorum bu soruyu. Evet, bunu bilerek bu tedirginlikle ve korkuyla yaşayan kişi o yuvanın bozulmaması için elinden geleni yapar. İlk kumpasta ya da size atılan ilk oltada oltaya yakalanır mısınız? Herkese soruyorum. Atmaca gibi bekliyorlar. Bir şey yapsa da şu Mehmet, ben bunu Rabia'dan ayırsam diye. Evet. Daha özenli, daha dikkatli, daha hassas, daha duyarlı olmaz mısın? Ya zaten ben başta da zaten anlattım ya size. Bak, senin zayıf bana... noktanı herkes bildiği için seni oradan yakalamak kolay. Zayıf nokta değil bu. Bana, yani beni tahrik etti. Çünkü Azim'in de söyledim. Mehmet Bey, duyuyor musun beni? Tamam, sen konuşuyorsun. Ben dur, dinle bir bey. Ben senin kaybeden hiç yüzünü bile görmedim adamın. Nereden tanıyacağım ben seni? Kendisi şunu bastırmak için benim babamın... Ben hiç görmedim, yüz yüze gelmedim o insanlarla. Telefonda kaynananla konuştum. Kayınvaliden telefonda benimle irtibata geçti. Evet, o da o seninle, kadar. Senden bir önce bir sefer konuştuk. Bir de işte seninle beraber bağlat da konuştuk. Ya benim kayınvalidem orada zaten senin attığın mesajları da attı bana. Senin ona tamam, attığın mesajları da attı bana. Tamam atmış olabilir bak, ama Hanım'a ben senin mesajlarını da verdim. Şimdi bak, o seni tahrik etmek için bu videoları atıyor. Kabul ediyorum bunu. Ya bir de anlamadığım şey... Ve sen biliyorsun ki her tehlike benim yuvamı yıkacak. Evet. Niye engellemiyorsun? O ara işten zaten demiştim ya işten ayrılmıştım. Bir 15 gün falan geçmişti. İyice zaten psikolojim bozuk durumdaydı. Yani o an niye yaptığımın bende de açıklaması yok zaten. Daha öncekileri niye yaptın? Daha öncekiler diye bir şey yok. Önce gösterdiklerimi. Esra Hanım, onu, ben bir şey bak, onu ben size gerekirse birebir açıklamak istiyorum. Ben bir şey sorabilir miyim? Mehmet Bey, bakın ben, daha önceki şunu ifade edeyim. Toplumda şöyle bir algı var. Evet. Aldatmayı yalnızca cinsel birliktelik olarak algılıyorlar. Evet. Duygusal anlamda da sürekli işte sosyal çevresinden i̇şte duygusallık biriyle... duygusallık da yok zaten. Bakın, sizinkisini söyleyeyim mi? Sizinkisi evet. Daha ağır. O eşinizin sunmuş olduğu şeylerde bir boşanma dilekçesi yazmak istesem altına ne yazarım biliyor musunuz? Aynı zamanda evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açarım. Bir de haysiyetsiz hayat sürmeyle de ilgili açarım. Çünkü flörtöz ilişkiler yani günübirlik ilişkileri sosyal medyadan hiç tanımadığınız insanlara sürekli talepte bulunmak ve bunu belli aralıklarla tekrarlıyor olmak haysiyetsizce yaşam tarzıdır. Tamam da. Tarzıdır. Bu da bir boşanma evet. sebebidir. Siz bakın evet deseydi iyiydi. Ama hayır dedikten sonra çirkefleşmek ve o kişinin yaşam tarzına siz o zaman iyi bir insan olsaydınız karşı tarafın bu özelliklerini fark ediyor olsaydınız her şeyden önce evli olduğunuzu idrak edecektiniz. Hayır Evliya Hanım benim çıplak videomu görmüş. 2 yaşındaki bir çocuğu evet, burada atabilir. Gördüğünüz kadına emanet ediyor olabilmeniz dahi büyük bir şüphedir. Siz... Bırakın eş olmayı, ebeveyn olmayı bile bunu sorgulamanız lazım. Ben baba mıyım? Ben babayım. Babasınız. Evet ben nasıl, babayım. Nasıl emanet edecektiniz? Ben evlatlarım. 3 çocuğu nasıl emanet edecektiniz? İşte bunları bu kadar işte... kötülediğiniz Meryem Hanım'a 3 çocuğu kendini ifade edemeyen 2, 3, 4 yaşındaki çocuğu kapıyı kapatıp eşiniz de yok nasıl gidecektiniz ya? Ya kötülemeyeceksiniz ya yaptığınızın yani arkasında duracaksınız. Yani siz çocuklara dadı değil. O sırada Meryem Hanım gözünüze iyi gözüktüğü için siz kendinize dadı aradınız. Mevzu bu. Hayır öyle değil. Ama öyle. Öyle Hayır. mi? Evet. Nasıl evet ya? Ben babamın evine gittiğimde Meryem Hanım'a yazdım. Müsait misin arıyorum yazdım. WhatsApp'tan engeli kaldırıp. Ben babamın evindeydim. Meryem Hanım evet gel evime deseydi gidecek miydin? Yok yani. Neden yazdın peki? Ben babamın evine gittim ya. Ben sana bir şey diyeyim mi?
Ben seni sormadım. Ben seni anladım. Tamam. Cevaplayacağım. Mehmet, şu arada şu konuda seninle anlaşalım. Tekrar evet. söyleme çünkü orası bipleniyor yayın kuralları gereği. Diyelim ki onun mesleği belli. Tamam mı? Bu onun evet. mesleği. Hayır ben... Bak, bak. Bu tamam onun, ben bak, sizi bu bekleyin. Onun mesleği diyorum. Tamam. Anla diye. Onunla beraber olmayı tercih edecek ya da etmeyecek olan iradesi ve kendine olan saygısı olan kişi sensin. Evet. Anladın mı? Anladım karar da. Karar verecek bakın, olan, Esra bu işi Hanım. Sergileyecek olan sensin. Esra Hanım bak, benim burada anlatamadığım şeyler var. Benim bu noktaya nasıl geldiğimin ben burada ben yani, anlatamam yani. Ben sana hiçbir şekilde bir yaklaşım anlatsam göstermedim. Anlatsam da zaten yine bitleyeceksiniz ama yine burada... programda. Sana dedim yaklaşım gösterdim mi? Hayır dedim. Evet göstermedim. Sana dedim bir hani kendime davet ettin mi? Eşini bırak bana gel dedim mi? Yuvanı evet. yıktın mı dedim. Sen hayır dedin. Evet, evet. sen de bana fiziki bir müdahale... Yayında bipleniyor. Ben dur. Yayına kesilmesini yüzünü istemiyorum. Yüzünü görmek istiyor. Hayır, lütfen. Arkadaşlar, Mehmet Bey, daha beni vermedim, orası ama... bağlamıyor. Problem ne biliyor musunuz? Siz ilişki yaşamak istediniz mi? Flört etmek, bir kaçamak yaşamak istediniz ya işte mi? Ben onu cevaplayayım. Eşinizi aldatmak, bir heyecan peşinde koşmak istediniz mi, istemediniz mi? İstemedim. İstediniz. Ya, o mesajda vardı o. Ben hayır, şeyde... siz buraya gelirken ne dediniz? Bakın aynen söyleyeyim. 5 Mart'ta işten ayrıldım. Evet. Eşimin babasının yanına ziyarete gitti. Evet. Onları otobüse bindirdim ve eve geldim. Tamam. Şeytan beni dürttü. Evet. Bak bu sizin ifadeniz. Şeytan bu işte. Ve engellemiş olduğum Meryem'in... Engelini kaldırıp, ki evet. engeli kaldırıp kaldırmama, iletişim kurup kurmama bana sizin bağlı, kontrolünüzde. Evet. Ona için... naber nasılsın diye bir mesaj attım. Evet. Yani karınız sana o sırada mesaj atmasa, Meryem o sırada mesajı görse, ya ben de müsaitim, hadi gel bir kahve evet, içelim içecekti. Dese, eylem i̇şte gerçekleştirilmiş evet. olacaktı. Karınız içecekti. Yok, çocuklar yok, yalnızsınız. Eşim dedi, bana dedi bunun videolarını gösterdi dedi, bunun kötü bir yerde çalıştığını gösterdi dedi. Eşim benim aklıma soktu dedi. Peki. Ne dedi, şunu söyleyeceğim. Diyor, o bana video attı diyor, o bana Rabia, mesaj attı. Sen tamam kayıtlar var, çıkacak Meryem'in o zaman. Meryem'in dadı hani bu işi, dadı demeyeyim ya, dadılara hakaret gibi oluyor. Yani evde yardımcı olarak çalışmayacağına karar verirken görüntüsüne mi baktın, araştırma yapınca mı? Araştırma yapmadım. Zaten eşim gelmişti. Biz 4-5 tane bakıcı vardı. Bir tanesiyle gidip görüştük. Kapalı bir bayanla, 3 çocukla gittik. Bayan dedi ki ben eşimle konuşayım, size döneceğim dedi. Hayır, Meryem'i istememe sebebin neydi? Onu öğrenmek istiyorum. Meryem Hanım'a geldik. Hani Instagram'dan bakak dedik. Sayfasına baktık. Beraber baktık. Sonra ben dedim ki hani biraz uygunsuz gördüm. Hani masöz yazıyordu orada. Benim hanımefendinin mesleği bu aslında galiba dedi. Aslında gizli saklı bir durum yok. Hayır yok sosyal zaten. Sosyal medyada tüm kimliğini evet, ifşa ediyor. Ben de dedim ki. İfşa ediyor mu? Yani açık sana oraya, olduğunu bilmiyorduk ne ama. Bileyim orada çocuk bakımıyla ilgili fotoğraflar koyup da gözünü boyayıp da sen hayır. onu öyle seçmedin. Instagram'ına evet. girdiğinde ne olduğunu... Gördü. Gördüm, evet. E şimdi sen onu hala personel olarak almak ister misin? Öyle bir şey olmadı ki zaten bu, ondan sonra. Bu kadın senden saklıyor mu? Bunu saklamıyor. Bayağı söylüyor kabak zaten, gibi, bayrak evet, gibi oraya söylüyor. Ne yaptığını yazmış. Sen bunun olumsuz ve negatif biri olduğunu biliyorsun. Hala niye onunla iletişim kurmak istiyorsun? İşte zaten biz onda... Farklı bir mesleğinden faydalanmak istiyorsun. Ya zaten ondan zaten ben burada otururken de size anlattım. Öyle bir insan olduğunu... Rabia Hanım mesela beni kendisi aradı Esra Hanım. Evet aradım. Dedi Meryem Hanım dedi biz sizinle çalışamayız dedi. Yanlış anlamayın dedi. Bakın dedi benim evet. eşime güvencim yok dedi. Evet doğru büyük söylüyor. Büyük bir ihtimal benim eşim sizi kapalı gördü dedi. Hoşuna gittiniz dedi. Evet. O yüzden sizi tercih etti dedi. Ben de güzel bir şekilde tamam dedim. Bu sizin çok evet, bu bir gerçek, kendi konuştum. Kararınız dedim. Kaç para yalanladınız? Sizde mi kalacaktı? 20 bin konuştum ben. Çünkü ben 3 tane çocuğum olduğu için... 20 bin diye düşündüm. Daha fazlasını veremezdik çünkü 3 tane çocuğum sizde vardı. Yaşayacaktı. Evet. evet. Maaşı kim ödeyecekti personel maaşını? Ben ödeyecektim. Ama eşinden de gizli farklı bir rakam teklif ediyorsun ya sen. Ya onu niye şöyle? 25 diyor. Ha? Onu da bu arkadaşla anlaştık. Niye şöyle oldu? Ben 25 bin liradan aşağı düşmem dedi. O an hani özelliklerini söyledi ya bize. Tam da bize uygun. Hatta şunu da söylediniz. Eşim dövmeleri tane, olduğu için kabul etmedi dediniz dedim, değil mi? İhtiyacım var dedim. Ben bayanın dövmelerini görmedim bile yok, ki. Yok dövme demedim ya. Mehmet dövmelerini dediniz görmedim. Yayına ilk ya. Geldiğinde eşim dövmeleri olduğu evet, için dövmeleri kabul olduğu için istemedi dedin. Hayır tamam, ben doğru. dövmelerini katlayan görmedim. Instagram'da baktım sadece. Bunu aynı fotoğrafı dedin. Orada ama söz yazdığını kocan da gördü mü? Evet gördü. İkiniz de gördünüz. Evet ben tabii tövbe billah bu bizim kapının içeri giremez. Hayır öyle bir tepki vermedik tabii ki. Hayır Atülen şu anda egzajı ediyor.
Doğru söyle. Uygun değil kadının dedik. Kadının hakkında ne söyledin? Bak niye yalan söylüyorsun? Beyefendi bak, gerek yok. Daha mı önemli? Hanımefendiyi ben tanımam etmem. Lan nasıl tanımıyorsun? Evde ne söylediğini söyle bana. Evde söylediğimi söylüyorum. Bayanla söylemiştim. Bizim eve gelmesin dedim. Bak Rabia yalan söylüyorsun. Ben gerçekleri gözümün söylüyorum. İçine baka baka yalan söylüyorsun. Bunları söyledik. Burada bu kadar insan da bak kimin ya neyin ne olduğunu görebiliyorlar bak. Ben sizin Instagram'da mesleğini gördünüz mü? Efendim? Masöz olduğunu evet. Gördünüz mü? Ben ne demiyorum? Bayan dedi biz uygun değil. Zaten masör olduğunu bizim iş görüşmesinde de söyledi bize. Tamam. Biliyorduk zaten. Tamam, ben okay. Gelmedim seninle evet. Görüşmeye. Senin için... Sıkıntı orada zaten. Bir sen şey kendin gidiyorsun görüşmeye. Peki soruyorum. Herkese soruyorum. İş görüşmesinde diğer mesleğinizi sakladınız mı Meryem Hanım? Yok hanımefendi saklamadım. Yani son derece şeffaftınız. Zaten. Evet her şeyimi anlattım. Hani. Peki evet. Ben size soruyorum. Masörlük de yalan. Masörlük de yalanmış. Tamam. Onun ya, evet. Evde de aynı zamanda ev işine yardım edecek. Bütün bunları yapacak. Ya kardeşim, evet. Dadı ev ya hizmeti için bizi çağırıyorsunuz altından başka meslek. Ben sana ne evimi ne çoluğumu çocuğumu emanet ederim deyip çıkamadın mı orada? Ama o zamanlar bilmiyoruz ki ben bugün. Söyledim diyor. Ben cumartesi gününe kadar bu arkadaşım böyle bir. Değil mi? Sen bunun cevabını ver bana. Baba olarak, anladım. İnsan olarak, bir ebeveyn, sorumlu bir insan olarak de ki o Instagram'a baktın, iş görüşmesi yaptın karınla. Sen bu kişiye çocuk baktırır mısın, baktırmaz mısın Mehmet baba? Instagram'dan sonra mı? Evet. Tabii baktım mı? Ama niye hala peşindesin peki? Peşinde değilim zaten bak ben anlatamıyorum size. Instagram'dan engeli kaldır yaz. Kafelere falan git. Beni kaç kere kafeye götürdün? Kimi? Beni kaç kere kafeye götürdün? Ne bileyim kaç kere ben senin iş yerini biliyor muyum? Bana bunu söyle. İş yerinin adresini bilmem etmem. O da bilmiyor zaten. Bayana iş yerine götürmüşsün tatlıdan sonra. Ne iş yerine götürmesin? Bak Azem'in de anlattım. Kadayıfçıya gitmişsiniz, tatlı yemişsiniz. Beni kaç kere götürdün tatlı fabrikada yemeye? İşim var. Fabrikaya uğramamız gerekiyor dedim. Fabrikaya aldın götürdün. Bak, Rabia, bir kere götürdün, söylüyorsun? Bir kere götürdün. Bak şurada bu kadar istersen niye yalan söylüyorsun? Beni bir kere götürdün. Seni bir kere götürmedim. Tabii beni götürdün yere neden bayana götürüyorsun? Bunun cevabını ver. Lan zaten görüşmeye gittik ya. Aslında biliyor musunuz bak hayatta insan önce kendine şeffaf olacak. Önce kendine dürüst olacak. Önce kendiyle yüzleşecek. Ne yaptığını, niçin yaptığını, yapmasının sebebini kendi içinde sorgulayacak. Ya yani diğer insanlara dürüst olmaktan bahsetmiyorum. İnsan kendine dürüst olduğu sürece zaten yapacak olan tüm eylemleri, hareketleri durdurabilir. Ama kendine yalan söylersen daha çok çukura batarsın sen. Ve sonuçta ne oldu? Üç çocuk anasız babasız büyüyecek. Değer mi? Süren bitti bekle. Sevgili seyirciler yarın tekrar görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz.